Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir format programıyla birlikteyiz. Saatlerimiz 22.00'ı gösteriyor ve 19 Ocak Perşembe akşamı yaklaşık efendim 1,5 saat boyunca birlikte olacağımız programımıza başlıyoruz. Tabii ki Suat hocamız Suat Demiral ve sevgili Gökhan Gül ile birlikte stüdyodayız. Ekrana da yansıyacak şimdi tüm ekibimiz. Evet, sevgili yönetmenimiz Hande tarafından ekrana yansıtıldı. Hemen hocama hoş geldiniz diyeyim. Hocam iyi programlar, nasılsınız? Hepimize hayırlı akşamlar. Güzel bir program olması ümidiyle sözü sizlere bırakıyorum. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık şimdiden. Gökhan, iyi programlar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine format programında beraberiz. Koşularımız var, haberlerimiz var. Camiamızdan, yarış severlerden, at severlerden 2 saat keyifli sohbet etmek için bir aradayız. Ağzına sağlık sevgili Gökhan efendim. Hızlı bir giriş yaptık. Hiç tempoyu düşürmeyelim. Ben çok kısaca programda neler sizleri bekliyor ondan bahsedeyim. Ardından da detaylara geçelim. Geçen hafta 14 Ocak tarihiyle başlayan ve bugün Kocaeli ile biten toplamda 5 koşuya bakacağız. Geçen haftadan 5 koşu seçti sevgili Gökhan Gül. Haftaya, yani bu hafta sonuna ait koşulara baktığımızda da yine toplamda 7 koşu bizleri bekliyor. İzmir'den 2, Antalya'dan 2, Adana'dan 1 ve yine pazar günü İzmir'den 2 olmak üzere toplam 7 koşuyu da değerlendireceğiz hafta sonu mücadeleleri olarak. 2 güzel haber var programın son bölümünde ekranlarınıza taşıyacağımız ve tabii ki #TJKTV format adresi üzerinden de program boyunca bizlere sorularınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz diyelim. Hemen 14 Ocak tarihine dönelim efendim. Adana'da yapılan 6. koşuyla başlıyoruz. Ali Karabucak koşusuydu. Kısa vade 7 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1400 kumda bir araya geldi. Favori Yennefer, Müslüm Çelik idaresinde kazanan isim oldu. Sevgili Gökhan, neler söylersin? Beklediğim bir safkandı Yennefer. Evet. Sadıkçığım, tabii ki yıl döndükten sonra bu atlar daha, yani 2022 yılında da bir aradalardı. Ama tabii bu kazançlarına göre, handikap puanlarına göre, koşu gruplarına göre kilolar ve farklılıklar oluyordu. Ama şu an tabii ki şartlar hepsinin açık olduğu için hepsi 54-55 kilo gibi böyle birbirine denk. Atların çok rahat edebileceği kilolar böyle 54-55-56. Çökelerde ona müsait olduğunda, fazla binmediklerinde. O yüzden de hani atlar da çok rahat ediyor. Ve mücadele daha sık oluyor. Şimdi Yennefer aslında gizli kahramanlardan. Nasıl gizli kahramanlardan? Bu at bir yarış 1900 metre koşmuş, 4. olmuş. Hı hı. Geri kalan koşuyu bütün yarışlar 1200 ve 1500 metre arası ve bu atın 4.'lüğü yok. O 1900 metre yarış haricinde. Dolayısıyla bir yarış 1900 metre koşuyorlar ve diyorlar ki evet, uzun da biraz daha eksiğiz. O yüzden biz 1200 ve 1500 metre arası koşalım. Ve bu atın sadece birkaç tane 3.'lüğü var. Geri kalan 1 ve 2. olmuş. 1 milyon 300 küsur bin lira kazanç sağlamış. Yennefer'ı sorduğun zaman tabii ki hem camiadan hem yarış severlerden tabii ki tanıyorlar. Yennefer koşan at, başarılı at. Ama böylesi bir istatistikle herkes hakim bilemiyorum. Ben bugün detaylı bakınca hakim olur. Ama sonuç itibariyle her ekürüde olması gereken ya da istenilen ya da oldukça başarılı bir at yani Yennefer. Kaç yarış yapmış bakalım. 23 yarış. Bir tane sentetik ikinciliği var. Bir 1900 metre 4.'lüğü var. Geri kalan 1200-1500 metre arası hiç tabelden düşmemiş. 1 milyon 400 liraya yakın kazanç sağlamış. Ciddi bir at. Koşu tabii ki lehine gitti. Koşuda süratli giden atlar vardı. Arkalarında üçüncükte boşluktaydı. Bugün için kağıt üzerinde en ciddi rakibi Salih Memdi, o beklenenin altında koşunca. Tabii ki önde Kübra Hanım, Vahşi Kız. Bunlar ikisi de birbirine yakın stilde olan atlar. Evet, başa baş çok mücadele etmediler ama biraz daha Kübra Hanım'a müsaade etti Vahşi Kız. Yakından takip etti. Buralarda mücadele başladı. Ama Yennefer hem mesafenin hem koşunun gidişatı lehine olması hem de inanılmaz istikrarlı bir at olması sebebiyle 2,5-3 boy kadar bana kalsa da çok zorlamadan kazandı. Bu ve benzeri grupları takip ediyorlar koşu programında. Burada da tabii ki çok ciddi bir başarının anahtarı burada. Özkan Yetkin, Halil İbrahim Akçay, Seyis arkadaşı bilemiyorum. Kutlamak lazım. Tabii ki grup koşular kazanıldığında, önemli koşular kazanıldığında dile getiriyoruz ama sonuçta istikrarlı, planlı, programlı şekilde başarılı olmuş çok at var. Biz bu atları
Hoca da sağ olsun dile getiriyor, anlatıyor bu atlar işte cesur yürek atlar, gizli kahramanlar kazanç olarak diye. Tabii. Ben de paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yeni yetiştiricinin ilgilerini kutlayalım. İstikrarlı, çok başarılı bir at olduğunu anlatmak istedim. Koşta çok fazla bir analiz yok. Dediğim gibi Vahşi Kız ve Kübra Hanım öndelerdi. Arkalarında hemen yeni konumlandı. Diğer rakipleri de bugün için beklentinin altında koşunca koşuyu kazanmasını bildi. Bir kez daha ilgilerini ve jokeyini kutlayalım. Evet, performans olarak da kazanç olarak da diyeceğim ama tabii kazançları arasında şu anda bir hayli fark oldu. Ama bir General Briella anımsatıyor sanki Yennefer bana en azından. İşte burada baktığım zaman da mesela baba kardeşi zaten ve sıralamada da biri ikinci biri üçüncü General Quarters'ın temsilcilerinin kazanç sıralamasında. Yani iki yaşlı dönemine baktım mesela. İki yaşlı döneminde Yennefer'ın işte kısa vade ve A3 koşularda başarılı olduğunu görüyoruz. Tabii General Briella biraz daha üst düzey bir başarı elde etti ama birbirlerini anımsatıyorlar. Benim en azından açımdan. Anımsatıyor diyebiliriz ama tabii General Briella'nın yaptığı, yani kazandığı koşular tabii üst düzey. Sonuç itibariyle kaç yarış koştu bilmiyorum ama %80'ini kazandı ve 11 yarışta Çim ikisi hariç kalan 9 kumun 8'i. 8'i ve 8 yarışında muhtemelen 6'sı grup koşu. Evet. Dolayısıyla da 6. Yani performans olarak birbirlerini anımsatıyorlar. Evet ama tabii ki General Briella'nın daha iyi oldu yani ve daha bir tık yukarıda oldu. Yukarıda. Ama evet, yeni şu an için söylenemiyorum. En fikrim yani çok istikrarlı, çok iyi koşuyor. Gerçekten öyle. Maşallah diyelim, performansıyla da göz dolduruyor. Şu anda da bu koşusu da yine bu bugüne kadar yaptığı performanslarından bir tanesi daha oldu diyebiliriz. Bakalım Suat hocamız neler söyleyecek? Hem Yennefer hem de koşu için hocam. Yennefer yarışın haklı favorisiydi. Ağır basan bir AGF'si ve yüzdesi mevcuttu. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ekrandan bizi alıp yarışı bir start alabilir miyiz? Tekrar start alalım. Start çıkışına bir dönebilirsek dönüyoruz hocam. Yani şimdi start verildiği zaman her iki at da eğer süratliyse bu yarışta kimi liderliği alacak bariz belli. Yarış saat yönüne koşulduğu için iç kulvardan giden, iki starttan çıkan Kübra Hanım'ın, beş starttan çıkan Vahşi Kız'a nazaran daha avantajlı olduğu aşikardır. Çünkü rakipten çok daha fazla sürat yapmanız gerekir ki gelip ondan liderliği alasınız. Almanızda da bir gerek yok. Gereksizdi. Bak buralarda harikaydı gidişat. Önde rakibin gelmesine sertlik yapan bir Kübra Hanım. Ondan sonra onun gitmesine müsaade etmeyen Vahşi Kız ve üstünde Mehmet Akyavuz var. Ben bu ekranlarda herhalde benim kadar Mehmet Akyavuz hakkında iyi konuşan biri olmamıştır. Her zaman da devam eder. Ama bu yarış hariç yaptığı şey çok gereksizdi. Şimdi burada yarış normal şekliyle gitse, yani normal şekli ne derseniz, Kübra Hanım gidiyor. Kübra Hanım arkasında düz yola kadar en azından iki gitmeyi tercih et. Bütün yol dışını tutup hem rakibi temizliyorsun hem kendini temizliyorsun. Yani ne ona yaradı ne sen. Yani halk arasında bir güzel bir deyim vardır. Ya benim olursun ya toprağım. Böyle olunca ikisine de olmayacağı aşikar bir kere yani. Evet. Ya, üçüncü bir atın gelme ihtimali daha bindiren de belli. Bu üçüncü at da belli zaten. Yennefer. Ekmeğine yağ değil tereyağı sürdüler. Şimdi ne oldu? Kolay iki olabileceği bir yarıştan Vahşi Kız üç oldu. Ve çok zorlandı. Evet. O iki hatta hakiki ikişer yarış yaptılar bu yarışta. Kafa kafaya ne gereği vardı? Bak Ahmet Çelik geldi tereyağdan kıl çeker gibi Mis Defne ile geldi. İkinciliği aldı. Yarışta düz yolda hiçbir şansı olmayan, belki tabelaya daha girme ihtimali olmayan bir Alata isimli Safkan geldi. Dördüncülüğü aldı. Silent Wave kalite bir at. İyi ciddi bir isim. Yeni bir ekip değişiklik oldu. Bu yarış için iyi koşmamış olabilir ama geçmişteki kredileri oldukça fazla. İnşallah bu yarışa mahsus bir sıkıntıdır. Böyle bir yarış cinayet. Şimdi yarış start burada verilmiş. Giden belli. Arkasında senden başka isteyen yok. Bak 3-4 gidenler hepsi tutuyor. Yat arkasına yatır. Niye atır rüzgarda önünü açık tutuyorsun? Önünü açtığın müddetçe az sertlik yapar. Sertlik yaptıkça tutamayacaksın. Tutamayınca da rakibin üstüne gidiyorsun. Zaten beklemek istemiyorsun. Beklemek isteyen bir jockey için hemen arkası bomboş bak. Gir arkasına. Düz yola kadar bekle. İlle de rakibe pres uygulayacaksan
dışına çıkarsan kendini temizlersin. Yat arkasına bir boy. Evet. Düz yola kadar gelsin. Eğer Kübra Hanım kaçar da bu yarışı kazanır ya da sanki husumetli gibi binersen adamın atının üstüne, kaybettirircesine koşarsan bu şık değil. E ne oldu? At, iki at da çok yoruldu. İkisi de alacakları maddi manevi değerlerin gerisinde kaldılar. Jennifer zaten kazanacaktı. Böyle daha kolay kazandı. Ha, vahşi kızı öyle olsa belki son yüzde son eldeye kalacaktı. 200'de çok kolay yakaladı. Zaten direnecek rakip kalmadı. Arkadakiler zaten tabela şansı için savaşır hale geldiler. Zaten normal şartlarda Jennifer'ı gitme geçme ihtimalleri pek mümkün görünmüyordu. Böyle olunca daha da zorlaştı. Jennifer'ı, jockey Müslüm Çelik'i ve atın ilgilerini kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bunlar hoş ve şık değil. Ekranda da seyrederken de şık görünmüyor. Çünkü baktığın zaman bir şeyin altında bir insanların geçmişte bir biniş şekli stili vardı. Biz bu vahşi kızı ilk defa seyretmiyoruz. Daha evvel de kaçan atlarla koştu. Tabii. Hiç böyle kafa kafaya bir atla mücadele edip de yok. Öyle bir at zaten yeryüzünde pek yok. Tabii. Gereği de yok. Atlara da yazık. İşte oyunculara da yazık. Burada şimdi bu vahşi kız çok net ikinci olurdu. Çok net. Kolay ki. Öyle hocam. Söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkürler hocam. Ali Karabucak koşusunun da geçmiş yıllarını efendim hatırlayalım. Valente geçen yılın galibiydi. Bir önceki yıl Barikat, Malons, Huffwall ve Flying Bird diye de önceki yıllara dönüp baktığımızda kazananları görüyoruz. Daha eski yıllarda mesela 2009'da Sarı Lira kazanmış. Scream to Scream 2004 yılında galip gelen isim. İstanbul 99 yılının galibiymiş. Mandrake, Kaşemumkara var hocam 97'de. Evet, kazandın mı? Kazanmışsınız. Evet. Mandrake ne kadar güzel bir attı. Al erkek at. Evet, uzun aksiyonlu böyle. O zaman bu isimler de güzeldi. Narin Ekülüs'ün atları. Gerçekten öyle. Daha geriye gidersen inanılmaz efsane isimler görürsün orada. Tabii, hocam tabii. Daha geriye gittim. Efsane bir isim gördüm. Gökhan Gül. Doğukan'la kazanmışsın. Doğru. Yıl 93. Buran Sölpük. Bakayım. Buran Sölpük. Evet. Allah rahmet eylesin. Doğukan. Allah rahmet eylesin. Efendim tarihçesini de koşunun böylece bir kez daha hatırlamış bak, olduk. Atlara bak şimdi bak. Daystar Rasim abiyle kazanmış 83'te. Daystar biliyorsunuz Gazi'de Seren'in arkasına gelmişti. Kartal çok önemli bir isim. Kesinlikle. Toros benim mesela hayatımda unutulmazlarım arasındaki bir isimdir. Kesinlikle. Toros değil mi? Tabii ki. Müthiş bir at. Ben de yeni yeni aprantiliğe başlamıştım. Son zamanlarında İsmet Akkılıç biniyordu. Hani nasıl söyleyeyim ki sana, derler ya böyle işte 4 motor bir araba diye böyle tutarak gelir ve inanılmaz bir fiziği vardı. Bir de sert, böyle Arap atı, sertliğinin giz atı, boynunu da aşağı alırdı. Toroman yavrusu değil mi? Kim? Toros. Çukurova. Çukurova, pardon, Çukurova. Mesela unutamadığım yarışlar, 91'de bu yarışı kaybettim. Bizim o günkü jockeyimiz Kazım Melik'e, içeride Melih rahmetli Sayım abinin, Sayım Armanbaşı, o itiyor, Kazım tutuyor. Ben de aynı anda da yarışı canlı, ben yarışı anlatan spiker benim. Ben hayatımı unutamayacağım işkencelerden biridir. Israrla da tek bir şey rica ettim Kazım'dan. Dışarı çık diye. Yok hayır, atı, sakın yanına gitme Melih'in dedim. Bizim at çünkü böyle kolay geliyor. Atın yanına geldiğimi öyle şey, hani bazı çok at vardır böyle. Tutar elini, hadi dedim bırakır yarışı. Burunla kaybettik yarışı. Kaybedilecek bir yarış değildi yani. Sadık, bu Doğukan'ın Ganyan'a ne kadar varmış? Bir baksana bir de kimleri geçmişim. Sürprizdi biliyor musun? Kumda gitmiyordu. Çok yağmur yağdığı için kazandık. Evet. Sayfayı kapattım ama hemen açacağım. Bir dakika. Evet. Buradan Doğukan buldum ve açıyorum. Peki Doğukan'ın sadece o yarışı mı açıyorsun? 12.75'miş. Evet. O zaman 12.75 geldi oldukça destek. Yüksekti. Şu an biliyorsun tabii, değişti. Tabii. Peki o gün komple yarışlara bakabiliyor musun? Hepsine bakarım. O gün altını kayan bir kişi mi bilmiş, bir bak bakalım. Onu yazar mıyız? Yok, onu görmüyoruz artık. Ama şöyle söyleyeyim sana, son ayak 10 lira Ganyan beyaz martı. Tabii ben Tuğban Bey'e binmiştim, favoriydi. Bakayım, o gün sen bir yarış daha kazanmışsın. Kazandım. Ömer Ağa. O da kumda gitmezdi, yağmur yağdığı için kazanmıştı. Gani'yi geçmişsin. Doğru. Doğukan, Ömer Ağa çifte. Çifte tabii, üstte kazanmıştım. En favori atla kaybetmiştim Tuğban Bey'le. Ya All 8... That Jazz Ertuğrul Can Kılıç. Tabii. 2.95 Ganyan. Arap Kızı 6 Fikret Çeltik 1.70 Ganyan. Fikret Çeltik. Evet. Ne güzel. Şahsenem de iyi uzun isim İsmail Uzun. Tamam. Bir de o kazanmış.
Bayağı sürpriz bir gün. Bu altın bir kişi çıktı biliyorum. Öyle olabilir yani. Ya da çıkmamış yani. Da olabilir yani. Gerçekten öyle. Peki devam ediyoruz efendim. 15 Ocak tarihinde İzmir'de yapılan mücadeleyle yani pazar gününün koşusuyla devam edeceğiz ki 8. koşu olarak ekrana da gelmeye başlayan kısa vade 6 koşu 4 ve yukarı yaşlı Arapları 1900 kumda bir araya getirdi. Favori Ildırlı'ydı. %54'lerde bir AGF oranıyla favori katıldığı koşuda. Üçüncü olarak ayrıldı Ildırlı. Kazanan AGF'nin ikinci ismi ama onun da hiç yabana atılmayacak bir oranı vardı. Toraman Kaya'nın %31'leri buldu. Yani iki isim %85 AGF olmuş Gökhan. Yarış severlerimiz zaten evet. Bu iki isimden birinin kazanacağını koşu öncesi net bir şekilde öngörmüşler. Sen ne dersin? Şimdi tabii Toraman Kaya bir koşu öncesi Adana'da beklentinin altında kalınca ama aslında o koşu grup 3'tü. Bugün AGF'de ikincilikte kalmış. Normal şartlar altında Toraman Kaya bu koşuda AGF'de yüksek oranda birinci çıkması gerekiyordu. Sadece son koşusuna istinaden böyle oldu. Biraz öyle girdi. Ama Toraman Kaya kendi gibi yani geçen seneki performanslarını gösterince kolay bir birincilik elde etti. Evet koşuda Ildırlı favoriydi, Halis Karataş biniyor ama bir istikrar söz konusu. Bakıldığı zaman Ildırlı'nın da koşu kariyeri gayet başarılı. Fakat Toraman Kaya gibi değil. Toraman Kaya grup koşu kazanmış. Ciddi kumda grup atlarıyla mücadele etmiş bir at. Tabii ki biraz sık koşuyor ama bu at bu maratona alışkın. Antalya Adana İzmir yaptı. Kolay değil. Sadece son yarıştan bu yarışta bir hafta ara var, iyi gelmiş hata. Tabii koşuda çok fazla analiz yok. Sonuçta start verildikten sonra dirilik önde. Zaten bu at süratli bir at. Ildırlı düzlük dönüşünün öne çıktı ama bugün ikinci olan at zaten Ildırlı'yı geçecekti. Çünkü Özekan son yarışlarına biraz aşama kaydetmişti. Ve buralarda bariyer dibinde içeride boşlukta yol bulunca Ildırlı da dışarıda biraz yıpranınca geçip ikinci oldu. Fakat kazanan Toraman Kaya dediğim gibi yani sınıf bir at. Bu ve benzer atları geçmesi kazanması normal bir sonuç. Çok zorlanarak da kazanmadı. Ve yer ıslak olmadığı sürece yani çok çamur olmadığı sürece de kazanmaya veyahut da kazanmaya yakın performans izleyeceğiz. Bu grup koşularda ciddi rakiplerin yanında da başarılı olabilir ama bu ve benzeri koşularda kazanması çok normal olacaktır. Şu an bakıldığı zaman işte 6-7 boya kadar fark yaptı. Aslında daha bir ciddi mücadele olsa hani yanına at kese daha da devam ederdi. Koşu aslında çok süratli de gitmedi. Bakma sen dirlik öne çıktı ama rölantide gidiyor. Başarılı bir at, iyi bir at, iyi bir kum atı. Dediğim gibi yer çok çamur olmazsa kazanmaya devam edecektir. Özekan 8 yaşında. Geçmeden Toraman Kaya ile ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi İzmir'deki yarışlarını bir seçip bakayım dedim. 7 yarış koşmuş, 6 birinci bir ikinci İzmir'de. Kariyeri boyunca. Evet. İkincilikte zaten açık yarış herhalde. Grup 2 Satvet koşusunda ikinci kalıyor. Onun dışındaki kim tüm koşulları Can Mete. Can Mete ikisinden biridir. Bütün koşullarını kazanmış. Yani İzmir'i inanılmaz seviyor Toraman Kaya buradan görüyor. Ama iyi olduğu zaman Adana'da da çok iyi iki yarış yaptı. Biliyorsun yani. Doğru. Adana'da da çok başarılı yarışları Doğru. var. Muhtemelen herhalde kayıtlarda da var. Tekrardan start alacak. Dediğim gibi diğer atlar koşu içerisinde kendine yer buldular. Aldığı yeri muhafaza ettiler. Toraman Kaya yapacak bir şey yoktu. Fakat bu koşu özelinde birkaç kelam daha etmek istiyorum. Yani yıl döndü İzmir'de gerçekten çok müsait bir programlar oluyor. Geçen günü pazar günü de herhalde 3 yaşlı İngilizler 5 at koştu. Hı hı. 4 yukarı İngilizler 5 at koştu. Bakıldığı zaman o 5 şartı 5 at olduğu için koşan 2 tane de at vardı. Acaba dedim ikisi bir yarış mı? Yani geçen yıldan kazançlar geçerli mi diye. Değil. Şimdi düşünüyorsun normal şartlar altında en kalabalık, en yoğun 3 yaşlı İngilizler ve 4 yaşlı Araplar olur. Doğru. Doğru mu? Tabii. 3 yaşlı İngiliz koşu 5 at. 4 yukarı şartlar açılmış. Yani grup koşu kazanmayan atlar hemen hemen hepsi giriyor. Şartlar da açık. Fakat İzmir'de şu an oldukça müsait bir koşu programları oluyor. Bu yarış da bunlara da istinaden. Yani Toraman Kaya aldığın zaman daha Ocak ayının 2. haftası ya da 3. haftası kısa vadede 6 koşu. 16 handikap, 17 handikap koşan atlarla kısa vadede koşan atlar bir arada. Evet. Daha önceki yıllarda biraz daha böyle ki daha böyle performansı yüksek ya da birbirine yakın atlar oluyordu. Şu an için İzmir çok müsait bir koşu programı üzerinden devam ediyor. Öyle görünüyor gerçekten de. Hocama döneyim hocam. Toraman Kaya'nın galibiyeti, mücadelenin detayları. Siz neler söylemek istersiniz bu koşuya? Her ne kadar son koşularında sık da koşsa, problemleri de olsa bu yarış onun sınıfında ve görüntü olarak rakiplerden üstün bir safka. Yani tam Ildırlı kağıt üzerinde
favori koşuyor ama Toraman Kaya'nın yaptığı performansı bugüne kadar çok yapmış bir safkan diyemeyiz. Evet hocam. Özakan için aynı şeyleri söyleriz. Ertemiz yaşlı. Geçen yarışta söyledik. Ancak tabelanın altlarında yer bulabiliyor. Üstüne çıkmayı pek zorlayacak pozisyonda şu an itibariyle en azından değil. Belki biraz daha dinleniriz önümüzdeki yaz mevsiminde belki diyebiliriz. Toraman Kaya gelmese de çok ciddi atların da gelemediği yarışlar vardı. Bunlardan daha kariyerli. Gerek Antalya'da gerek Adana'da koştuğu rakipler çok üst seviye yarışlardı. Bu yarış biraz o yarışların iki sınıf altında kalıyor görüntü itibariyle. Çünkü rakiplerinin bugüne kadar Toraman Kaya'nın yaptığı performansın benzerinde pek yapan safkanlar veyahut da pek o tip gruplarda iddialı gövde gösterisi yapmış atlar değiller. Koşmamışlar daha yani. Evet. Pek koşan değil. Şartlı kısa vade handikap tarzı yarışlarda koşan safkanlar. At tabii ki söylenen o ki problemlerinden dolayı sık koşuyor. İdman açığını kapatma açısından yarıştan yarışa böyle bir yarış tercih ediyor. Atlar demin dedim önde adamım ve dirlik gidiyor. Bu atlar zaten yaz mevsiminde yarışların bir nebze de olsa sertliği azalıyor. Daha lokal yarışa dönüyor. İzmir'de ikamet eden atlar koşuyor. Bu yarıştan daha yumuşak gruplarda koşarak kazanan isimler gerek dirlik gerek adamım. Onlar da önde birbiriyle gereksiz az önce Adana'da anlattığımız Kübra'nın Vahşi Kız yarışı gibi gereksiz yan yana gittiler. Yani böyle yan yana gittiğiniz müddetçe her iki hatta geleceği yerin gerisinde geleceği aşikardır. Bunun hiç artık denenir, tartışılır, konuşulur bir tarafı yok. Bakın Ertemiz geldi ne yapıyor? Çıkıyor başında sıkıştırılmıyor. Tabiri caizse dökülenleri topluyor. İlla ki bir dökülecek bu gidişatla yani. Dökülmeme ihtimali yok ki önde gidenlerin dökülmesi daha olası. Toraman Kaya ve ilgililerini kutluyoruz. Her ne kadar sorunlu da olsa bu sorunların üstesinden gelip büyük bir medeni cesaret alıyorlar. Şimdi tabii bir anlamda da burada antrenör meslektaşlarıma bir parantez açmak istiyorum. Kim olursa olsun bu atın antrenörü olsun böyle 3 değişik şehirde böyle birkaç bin kilometre yolu göze alıp 3 değişik şehirde İzmir'den Antalya'ya, Antalya'dan Adana'ya, Adana'dan tekrar İzmir'e atı koşamazsın. 4 gün 5 gün arayla koştuğun olmuştur koşarsın. O farklı bir durum. Ama bir de şehir değişikleri. Yani Ege bölgesinden Akdeniz'e, Akdeniz'den Güney Akdeniz'e oradan tekrar Ege'ye gel bu kadar yol masrafı, yol riski, atın yorgunluğu her şeyi göze alarak böyle bir karar alacak. Türkiye'de şu an herhangi bir antrenör yok. Antrenör karar alsa at sahibi der ki dur hemşehrim hayırdır ya nereye gidiyorsun? Bu yolcu otobüsü mü her gün başka şehirde gezdirmeye gidiyorsun atı? Yapamazsın. Tamam. Böyle bir kararın at sahibi, altında bir şey olsa işte, tam at sahibi için. Olmanın atın başında karar veren kişi olmanın da bazı böyle ayrıcalıkları, avantaj ve dezavantajları var. Geri geldiği zaman hesap vereceğin biri yok. Çok rahat karar alırsın. At benim kardeşim ne yapalım? Geri geldi olmadı dersin. Kazanırsa zafer kazanan, savaş kazanan muzaffer komutan gibi gezersin ortada. Bu iş biraz böyledir yani. Evet hocam. Çünkü hesap vermek zor iştir yani. Mutlaka öyle. Kutluyoruz biz de Kaya ekürisini ve tabii ki Darısı da diğer safkanların ve kürilerin başına diyelim. 15 Ocak tarihinde yani pazar günü ama bu kez Adana'ya geçeceğiz. İki üst üste mücadele günün 4. ve 5. koşuları ekrana yansıyacak. Halis Kök Budak koşusuyla başlıyoruz. Kısa vade 6 mücadeleydi. 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri 1400 kumda bir araya getiren koşuyu Zolo Mum kazandı. Pişman Çizik idaresinde AGF'nin favorisi Rigartlısın önünde ikinci şans verilen isim Zolo Mum kazanmayı başardı. Geçen hafta değinmiştin Zolo Mum'a sevgili Gökhan. Neler söylersin koşu için? Şimdi şöyle ki Sadık'cığım bazen bütün koşular yani bütün koşular derken bazı koşular bazı safkanların lehine gider. Nasıl işte Yenifer kazandı. Yenifer zaten o koşuda kazanmaya yakın başarılı bir attı ama koşunun gidişatı tam lehine olunca çok zorlanmadı. Bugün içinde her şey Zolo Mum'un lehineydi. Tabii biz bunu koşu sonrası rahat dile getirebiliyoruz. Bitenin üstüne konuşmak kolay. Tabii. Şimdi bir 800 lira alabilir miyiz yönetmenim? Orada bir durduralım. Bir 800 lira durduralım. Şimdi burada tabii ki Yıldızhan durduralım lütfen. Yıldızhan önde gidiyor. Rigatlısı'nın yakında gidiyor. Evet koşu çok süratli gitmiyor.
Evet ama sonuçta Yıldız Han'ın hemen yanında gidiyor Rigatlis. Rigatlis büyük ihtimalle koşunun favorisi, ağır favorisi. Ben koşuyu güce bindireceğim diyor. Çünkü Rigatlis'in koşu kariyerine özellikle bir önce koşularına baktığında grup 2, grup 3 hatta grup 1 yarışlarda bile koşmuş. Başarılı olmuş. Bu koşuda ağır favori. Kazanması normal sonuç olacak. Doğru mu? Doğru. Ama yine de öndeki Yıldız Han'ı yakından takip etmesi, düzlükte etkili bir rakip geldiğinde çok direnemedi. Belki beklenenin altında da kalmış olabilir. Ama ben bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Niye? Koşuda ağır favoriyim. Bu rakiplerini kar üzerine geçerim. O yüzden de herhangi bir aksiliğe mal vermemek adına ben gidenin hemen arkasında gidip düzlükle önünde yürütürüp kazanmak istiyorum. Sonuç ihtimal koşu 1400 metre diye. Şimdi bu bir. İkincisi, bak burada bir durduralım. Bir adım at, biraz daha yürütürüp durduralım lütfen. Tam görelim biz de. Evet bak, şimdi önde 3 at var. Durduralım lütfen. Önde 3 at var. Şimdi siz Zolomum o 3 attan çok kolay bir yol bulabileceğini düşünüyor musunuz? Bu ancak düzlükte olabilir. Tabii. Ama koşunun gidişatı şanslı da lehine gitti. Viraj üzeri önü açılıyor. Hiç aksiyonu bozulmadan bak bir anda önündeki atlar arasına gelecek. Oynatalım lütfen. Bak şimdi önünde 3 at var. Düzlükte ancak yolu bulabilir normal şartlar altında. Yürüttürüyor. Bak şimdi. Burada bir boşluk olacak. Boşluk oluyor. Dışarı doğru açıldı sarı formalı. Buradan araya girdi. Gördün mü? Evet. Hiç aksiyonu bozulmadı. Bak düzlük dönülecek. Burada da bir durduralım. Gördün mü? 100 metre geride 3 at önündeydi. Dönüldü, açıldı. İşte bu bazen koşu şansıdır. Burada jockey'in inisiyatifi, jockey'in koşunun gidişatında gelişen olayları görmesi, anında müdahale etmesi. Bunların hepsinin etkisi var. Hı hı. Ama yine de koşu şansı diye bir durumda söz konusu. Tabii ki. Oynatalım. Rigatlis bana kalırsa beklentinin altında koştu. Zolomum'da beklenen yarışını yaptı. Hakikaten bu performansıyla bu yıl Adana'da grup koşu kazanırsa sürpriz olmayacak. Neden? Geçtiği at zaten grup koşularda başarılı olmuş at. Diğer geçtiği at Silver Cloud iki kere kurtuluş koşusunu kazanmış. Evet, Silver Cloud kurtuluş koşusu kazanıp ondan sonra o performansla bütün yılı bitirmiyor ama gününde olduğuna ya da böyle koşu bir orta mesafelerde azat koşuyla etkili koşuyor. Evet. Belki o da bugün beklenen altında koşmuştur. Fakat son yüzden sonra 5 boy fark yaptı. Tekrar ediyorum. Bugün Rigatlis önceki performansı sergilemedi. Evet. Bu da çok normal. Sürekli atlar aynı performansı olmayabilir. Birazcık daha eksik koşabileceği bir lüks olabilir. Bunlar canlı. Bu kadar üst düzey sürekli koşan atların ufak tefek sorunları var. Sürekli onları kontrol altında almak. Onlarla birlikte devam etmek kolay değil. Rigatlis hakikaten çok istikrarlı, iyi koşuyor yani. Tabii. Bugün biraz eksik kaldı. Kazanan da çok etkili koştu. Ben Zolomum'un Adana'da grup koşu kazanırsa sürpriz olmayacağını söylemek isterim. Çünkü atın koşu kariyerine bakıldığı zaman da oldukça iyi. Ve bu at bir ara Çim'de denenmiş. Anafartalar koşmuş. Çim'de de çok başarısız değil. Kısa vade 7 işte ikinciliği var. Uzun mesafede bir birinciliği var. Ama Adana'da gittikten sonra bu yıl yani 11. ayın sonuna Adana'ya gittikten sonra 3-1-2-1 performans. Dolayısıyla da bu performansı devam edecektir Zolomum'u. Gerçekten öyle, son derece başarılı bir performans izletti bizlere Zolomum. Bak görüyor musun buraya bak. Dediğin gibi orası varım. Açılmasa bütün ya, işin ya şekli tabii, değişir. Tabii ki düzlük dönülmesini bekleyecek. Rigatlis bir önceki performansını sergilese o birazcık daha oyalanacak. Yakalanması çok zor olacak yani. Tabii. Hişman Çizik de 14 Ocak itibariyle 2023 yılında at binmeye başlayıp ilk birinciliğini de bu safkanla elde etmiş. Ya şimdi Hişman biraz maalesef ki fazla cezalanmış bir jokey ve çok iyi niyetli aslında böyle hani çok seviyorum kendisini. Fakat hepimizin çok iyi bildiği o hırsına yeniliyor. O hırsından dolayı bu olaylar yaşanıyor. Yoksa o kazanma hırsı atın üstündeki o atla beraber konsantrasyonu ona zarar veriyor. Doğru. Onu daha önceki yıllarda da söylemiştik. O kamçı kullanımı, teşvik, onu kontrol altına aldığı zaman çok daha işler yapacak diye. Ve bir ara baş jokeyle de oynadı biliyorsun. Tabii. Hala da o potansiyeli var. Belki koşu adeti olarak az kazanmış olabilir ama. 991.lik 10 tane daha kazanınca binler kulübüne dahil olacak. Yok, daha fiziğine göre kilosunu muhafaza ediyor. Gerçekten bir ciddi bir enerjisi de var. O enerjisini birazcık daha kontrol altına alıp koşu içerisinde daha sakin, daha böyle bir hani atla böyle o mücadeleye girdiğinde ona sert bir kamçı veya sert teşvikle bu kadar olmayacağını o da biliyor ama o hırsına yeniliyor. Bazı Arap atlar için de ideal. Ama onun dışında bence yeteneği yüksek. Hışman her zaman Türk atçılığında ilk 10 içerisinde yerini alacak jokeydir. Hatta bazı yıllar yukarıya da oynayacaktır. Yani o potansiyel var yani. Öyle görünüyor. Tamam. Hocam sizin hangi noktalara bu koşuda acaba değineceğinizi merakla bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey.
halk arasında bazen ben böyle biraz yaşlandık herhalde. Deyimleri, atasözlerine çok başvuruyoruz cümleler içerisinde. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Rigartes'in böyle bir yarış koşacağı geçen yarışından belliydi. O King Berkay yarışında cehennemi gördü at o gün. Yarış dışı kaldı yani. Ben hatırlarsanız zaman zaman bir şeyin üstüne basarak, altını çizerek ısrarla söylüyorum. Bazı şeyler böyle akşamdan sabaha veyahut da kısa bir zaman zarfında bir şeyi çok iyi döndüremezsin geri. Evet. Yani o kadar eksiye giden bir hata bu kadar artıya geri çıkaramazsın. O yarışın acısı daha çıkmaz o hattan kolay kolay. Çıkar. Yarış koşmazsan, dinlenir, biraz geriye yatarsan o iş belki bir ay sonra falan olur. O geçen gün King Berkay yarışında King Berkay'a yaptığı presten sonra darmadağın oldu at. Çok büyük fark yedi o gün yarışta. Yani bu yarışı bile bana göre çok başarılı. Kazanan ata gelince müthiş, güçlü bir eşkali. Pedigrisi üzerinden de bahsedecek olursak çok güçlü bir anne hattı var. Mesela aklıma gelenler şimdi şu an bakamıyorum pedigre ama hafızam beni yanıltmıyorsa Adalı Ekürüs diyeceğim, belki tabii Özen komital. Teyzenin üstüne olabilir. Komital falan, çok ciddi ekürdür. O pedigri daha geriye çok iyi atlara dayanır. Yani çok farklı kağıtta, farklı bilinçli yapılmış güzel bir kağıt bu Papa Krem'le olan eşleşmesi. Anne hattında da benzer çok güzel yıldız atlar var. Şu an hala aşımlar devam ediyor. Çok da atları bahsetmek manipüle edilsin istemiyorum konuştuğumuz şeyler. Peki hocam. Önde yarış hızlı gidiyor. Sprinter bir kağıda sahip kazanan at belli. Başında iyi yapamadı. Çok güzel bir yer buldu. Gökhan doğru söylüyor. Şimdi bizde jokeyler sade zaman zaman neyi seyrediyorum biliyor musun? Rahmetli Şeref abiyle bir gün sohbet ediyorduk, Şerafettin Gedik'le. Abi dedim, Fransa'dan döndüğünüzde size en çok böyle yadırgadığınız, çünkü gençliği İstanbul'da geçmiş bir hocam, adam. Hocam Step by Step'in annesi Komital oradan. Yok, çok daha geride başka atlar var. Ben şimdi var, bahsetmek istemiyorum. Yani geride o kağıt çok kuvvetli bir kağıt. Dedim sizi en çok böyle rahatsız eden, canınızı sıkan şey neydi dedim. Ya dedi, Türkiye'de dedi bir şey var dedi. İnsanlar dedi, Avrupa'da olup burada olmayan şey dedi, en çok beni bariz böyle rahatsız eden şey buydu dedi. Ne abi dedim. Araba kullanıyorsun, adam geliyor seni sıkıştırmak istiyor dedi, yol vermiyor dedi. Bir yere gidiyorsun dedi, işini zorlaştırmak için elinden geleni yapıyor dedi. Yani kimse kimseye pek yardımcı olacağına daha zorluyor dedi. Şimdi burada da mesela bazen bakıyorum, at dışını tutuyor, alıyor dışarıya götürüyor. İyi götürüyorsun dedi, güzel kardeşim, içim boşalıyor. Arkadan daha gelecek at var. Adama yani atın değil kamyonun gireceği yeri açtınız. Tabii. Yani oradan çıkamasa kazanırmış. Mesela bu kadar... o atın dışındaki at yarın boy bir boy ikinci olsa ne olacak? Şimdi ki böyle yarışlar da oluyor. Adana'da gördüğüm bariz bir şey var. Sanki mahalli yarış havasındaymış gibi gereksiz iddialaşmalar, gereksiz iç çekişmeler hem işin görselliğine hem neticesine çok tesir ediyor. Bu at zaten Taylin'de hatırladığım kadarıyla birkaç tane üst üste yarış kazandı. Çok seriyle başlamıştı. Bir bakar mısın Sadık? Hafızam inşallah yanıltmıyordur bizi. Hemen hocam. Zolomun mu? Evet. Zolomun başarılı başladı, evet. İlk 4 yarışın 3'ünü kazanmıştı evet, hocam. Evet, seriyle başlamıştı. Hızlı, eşkalli bir safkan. Yolu açık. Yani şu mudur? Bundan daha böyle bir üst gruplara gidebilecek gitmesi gereken bir at. Yani bu 6 kısa vade biraz kenarda kalmış. Az önce Gökhan bahsetti. İşte İzmir'de de, Adana'nın da, hatta İstanbul'un da pek bir farkı yok zaman zaman. Çünkü 3 yarış günü istemeyerek de olsa bir boşluklara sebep oluyor. Ha, burada ne var? Atı pek tanımıyoruz ama Hişman yine burada gereksiz kamçı kullanıyor. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Biraz geri al. Biraz geri al. Ağır çekim al. Bak ben Hişman'ı çok seviyorum. O kadar dürüst ve mert bir çocuk ki. Ben bugün Hişman'ı böyle yine ağır eleştirdim. Bir Bursa yarışıydı. Ertesi gün at koşuyor. İşim vardı. Çok önemli orada dedim. Çocuk öyle mert de bir çocuk ki. Burada bir durdurabilir misiniz? Ne dedi biliyor musun? Geldi boynumasında, abi teşekkür ederim dedi. Akşam söylediklerin hepsi çok doğruydu abi dedi. Bravo. Bak. Bravo. Hiç unutmuyorum. Ya biraz da böyle mert olun. Öyle fake hesaplarla erkek taklidi yapıp sallamayın yani. Gelir. Bak çocuk ne kadar güzel mertçe bir şey söyledi. Abi dedi, teşekkür ederim, haklıydın dedi. Şimdi bak yine söylüyorum. Bu kamçıyı kullanıyorlar. Tekrar yarışa dönebilir miyiz?
Bak burada biraz daha ya, bizi alın yakın çekim girin. Hişmancım yapma, kamçı kullan, dövme at. Dövüyorsun atı yani. Bak burada öyle bir bak şimdi bak. Bu kamçı var ya, iki kamçıya bedel. Bir de Hişman güçlü bir çocuk yani. He, bir de bunun bir tanesinden söyleyeyim. Bir sevdiğim bir delikanlı jokeydi, Ayan Kurşun. Abi dedi, bir at için bir şey söyledin dedi. Hakikaten dedi, dövdüm dedi. At dedi nereye gidecek dedim. Bir yarı sonra at geçmedi. Haklısın abi, bir yarı sonra at da zorlanır dedi. At geçmedi o at. Şimdi ismi lazım değil. Açık bir yarıştı, dişi bir at için söylemiştim. Bak bunlar mert delikanlılar. Yani bir şey söylüyorsun, güzel abi de şöyle. Bak dövüyorsun atı kardeşim. Beş boy dövme, iki boyla kazan. Hani sen kazanmamanın bu ara verdiği bir stres var üstünde. Baskı kuruyorsun ama sen çok yetenekli bir adamsın. Arap'ta biniyorsun. Ayrıca da bir avantajım var. Ben bunu ekranlarda hep dile getiriyorum. Çok sevilen bir Urfalı jokeysin. Yani Urfalı atçılar azımsanmayacak ciddi sayıda varlar yani. Tabii ki. Sen yani grup bir yarışta çok iyi şanslar buldun. Bindirdiler ve kazandın. Mesela bir fair play ödülüne layık olacak şekilde, ödül alacak şekilde yerde yatan bir arkadaşının canını yardım kurtardın. İyi, temiz de, ameli de temiz de bir insansın. Ödülü ama aldı ülkemizde. Efendim ben mesela gözümden de gördüm. İşte spor hocamızdan pistte bir gün öğlen erken gelmiştim. Oturuyordum hipodromda, balkonda. Baktım pistte çalışıyorsun ama bence başka şeylere de, başka hocalar da bulmak lazım. Sadece spor hocası yetmiyor. Evet. Mental olarak da destek almak lazım. Şimdi insanlarda bir algı var. Ben hep söylüyorum bunu. Hepimizin, çok insanın psikolojik sorunu olabilir. Yani illa psikiyatriste gitmek için deli mi de olması lazım insanların? Veyahut olur da işte psikiyatri kliniklerine giden insanlar. Hocam yurt dışında destek, atların kendileri destek alıyor. Yani, yani. Arkadaşlarınızla dertleşeceğinize gidip bir psikiyatristle de dertleşseniz daha bilinçli, daha güçlü şeyler olur. Şöhret zordur. Çocuk yaşta şöhret oluyorsunuz. İnişli çıkışlı, dalgalı bir denize maddi çıkıyorsunuz. Maddi manevi. Yani o dalgalı denizde bazen bunu yönetmek duygusal anlamda kolay değil. Duygusal, hocam, maddi anlamda kolay değil. Geldiğin tabii yeri kaybetmek istemiyorsun. Tabii. Sandalyede otururken koltuğa geçiyorsun. Ama işte adamı rahat ayağını uzattırmazlar orada. Çünkü bu çok acımasız bir rekabet. Mutlaka. Şimdi geçen gün mesela bizde, hatta dün Ayan'la da biraz görüştüm, sohbet ettim. At sahipleri de mesela duruş göstermesi lazım. Ben işte geçen gün bir arkadaşımızla oturuyorduk. Ecim Faydal'ın yarışını seyrediyordum. Yarış bitti, yarım saat sonra yanımda oturan arkadaşıma jokey odasından mesaj geldi. Mesajı çeken kim? Michael Barzelona. Ecim Faydal'a binmek istiyorum, bu atın sahipleriyle kontak kur dedi. Hatta oturan kardeşim de yakın tanıyanlar anlayacak kim olduğunu. Kayhan yanımda oturuyordu. Dediler ki, dedi ki abi ne diyorsun dedi. Bence at sahibinin bunu bilmesi en doğal hakkıdır. Sen iletmek zorundasın. Artı ve eksi kendileri karar verir. Evet. Ve atın sahibi Musa Özdemir kabul etmedi. Ben Ayan'ın bilinçinden memnunum. Yani sadece Türkiye'de yok bu işler. Bak görebiliyor musun? Barcelona kolay lokma görüyor, Ayan'ı yerim diyor. Bir yarı sonra ben bineyim bu atı. Ama olmuyor bazen işte. Doğru. Bazen de oluyor. Çok oh diyor, ne kadar önemsedim. Hoşuna gidiyor at sahibinin. İndir attan aşağı diyor, bindir bunu diyor. Yani bunlar zor kararlar, zor şeyler. Çok doğru hocam. Bazen jokeyler açısından da zor. Yani bu tiyatro sahnesi gibi. Diyor ki jokeyin performansını beğenmedim. Çok güzel ya. Bir karış zamayla çıktığı eğerin takımın ağırlığı kaç gram sence Sadık? 800 gram. 800 mü? Aşağı yukarı. Benim jokeyosunda olduğum yıllarda 450 gram takımlar vardı. Var. Full. Yaprak eğer denen değil mi hocam? Bir yaprak eğer ince zama. Sen binmedin mi 450 gram takımda? Çok binmişsin. Ben şeyi hesapladım. Formaya çizmeyi formayı de hesapladım. Formayı boş ver. Tamam. Takımın üstüne yarım çıkıyorsun. Yarım kilo, en fazla yarım kilo. Yani formayla külot pantolon kurtarmaz seni. Ayağında düz çizme. Topuk yok, incecik. Hafif çizme. Parmakların ucuna bas. Parmakların ucuna bas. Ayağının altı sırf nasırın üstüne atın, üstüne çıkıyorsun. Kolay öyle. Çok kolay görüyor. Ha, bu yarışı kaybetti. Bir yarış önce de kazanıyor adam. Her gün kazanmaz ki. İnsan nihayet, hepimiz insanız yani. Her günün gününe uymuyor. Bırak saatini. Hani buradan ez cümle. Ben şahsım adına söyleyeyim. Olumlu ve yapıcı anlamda bazı şeyler söylüyorum. Yani art niyet bir şey görsem babamın oğlu olsa söylerim. Ha bak geçen gün de söyledim. Hatta küçük ipuçları da verdim. Kendilerine söyledim. Art niyet sezdiğim dakika hiç gözün yaşına bakmam. Yapan cezasını çekecek. Hiç affı yok bu işin.
Mutlaka öyle hocam. Çok teşekkür ediyoruz Suat hocamıza ve devam ediyoruz efendim. Aynı gün bir diğer mücadele ki aynı gününde hemen bir sonraki koşusuydu. Günün 5. koşusu olarak yapılan kısa vade 8 koşunun görüntüleri geliyor ekrana. 4 yaşlı Arapları 1400 kumda bir araya getiren koşunun galibi 2,5 boy starttan tereddütlü çıkıp 7 boy farkla kazandı. Demir Berke, sevgili Gökhan. Bir start alalım lütfen. Demir Berke zaten kumda çok daha iyi koşucu, aşikar aksiyonlarından. Oynatalım. Bak şimdi Demir Berke 2,5 boy startta kalıyor ama jokey bunu istiyor. 2,5 boy kalsın diye değil. İşini kolaylaştırıyor. İşini ağır alıp atların arkasına, yani rakibi Kato'nun arkasına kalmak istiyor. Burada 2-2,5 boy olay değil. Ağır alıyor bilerek. Hep ne konuşuyoruz? Avcı. Kitleniyor. Dolayısıyla bugün... Dog fight yapıyor. Katoğlu bugün beklenenin altında koşuyor. Evet. Ayrı. Çünkü Demir Berke onun arkasına kaldı ama sonrasında baktı ki bugün tam gidemiyor. Bu sefer ağır ağır geldiği için ben çok kuvvetliyim. Atım altında çok kuvvetli deyince devam edecek deyince bu sefer kaçıp yakalanmamak istedi. Demir Berke üst düzey koştu. Katoğlu önceki yarışlarının beklenenin altında koştu. Ama buradaki startta kalma olayı bilinçli. Bak önünü aldı. Şimdi Katoğlu da onun arkasında olduğu için o da birazcık da onu düşünerek arkada kaldı. Bak buralarda. Ve dolayısıyla da koşu önde gidecek at belli zaten Akdağ fırtınası. Adana koşuları başladı. Demir Berke ve Katoğlu arasında geçiyor. Rockstar da zaten istikrarlı iyi bir at. Grup koşuda kazanmış. Bugün Katoğlu biraz eksik kalınca kazanmasını bildi. Buralardan sonra da yürüttürüyor. Bunu her at yapamaz. Tabii. Sadık bu çok kuvvetli bir at. Her at yapamaz, yürüttürdü, devam etti. Şimdi Katoğlu artık arkalarda onun kaçtığını gördü. Dayanıyor, yürüttürüyor. Hatta bir ara Akın kamçıyı sola alacak. İki tane daha orada dokunduracak ama Katoğlu bugün arttıramadı çok fazla. Olabilir. Güçlü bir at, kuvvetli bir at. Geçen 2022 yılının yaz sezonu itibaren ciddi atlarla koşuyor. Güzel bir performans sergiliyor. Bak buralarda artık dışarı bir kamçı daha geldi. Öndeki Rockstar'ı da atlayamadı. Bu arada Rockstar'ı atlayamadı derken Rockstar da çok istikrarlı. İyi bir at yani. Başarılı bir at. Fakat Katoğlu yaptığı yarışlarına bakıldığında son 200'den sonra etkili gelip Rockstar'ı atlayabilirdi. Atlayamadı. Evet. Zaten Demir Berke'ye yapılacak hiçbir şey yok. Yani bugün Demir Berke'ye iyi bir Katoğlu'nun da çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. İnanılmaz koştu. Tabii ki Adana için bir 36-22 oldukça iyi bir derece. Ama bu startta kalma değil. Bilinçli atın arkasında kalma. Kaldı. Rakibinin arkasını alıp ona göre bir koşuda taktik olarak ona göre bir yol haritasını çizdi. Fakat Katoğlu'nun son altına gelirken bir tık böyle yürüttüğüne cevap vermediğini görünce devam etti ve kazandı. Rockstar istikrarlı bir at. İkinci oldu. İkinci olmaya devam edecektir. Yani grup yarışlarda birinci, ikinciliklere devam edecektir. Başarılı bir at. Katoğlu bugün için nazarlık olsun. Akdağ fırtınası dördüncü oldu. Bence Derya Ateşi ben böyle çimde daha iyi koşacağını düşünüyorum. Yani kum atı gibi değil. Berke'nin kızı bilemiyorum niye böyle bir yarış yaptı. O da belki kumdan etkilenmiş olabilir. Çim yarışlarındaki gibi değildi. Ama bir iki yarış daha görmek lazım. Toparlayacak olursak daha Adana'da 3 ay sezon var. Demir Berke, Katoğlu, Rockstar mücadeleler devam edecektir. Ama bir sonraki randevu bence daha heyecanlı, daha zevkli olacak. Çünkü Katoğlu devreye girecektir. Yani bu kadar çok arka planda kalacağını kalmaz düşünmüyorum. Diyorsun. Ama Demir Berke beklenen yarışını bu koşuda yaptı. Bu sefer yaptı. Evet. Stilini de tam olarak sanki bulmuş gibi göründü. Koşuyu bitirir bitirmez de görüntü, eşkal yani maşallah. Mesela uzayan mesafelerde çok önde süratli at gitmezse Demir Berke önde bir boy gitse daha da iyi koşar. Daha da iyi koşar. Çünkü fizikli bir at, kuvvetli bir at. Tempo yarışları da yapar. Sürat yarışı başka, tempo yarışı başka. Tabii. Maşallah diyelim hocama döneyim. Hocam sizi bu koşuda en çok ne etkiledi? Beni çok ne etkiledi? Şimdi söyleyeceğim güleceksiniz de. Ya da seyirci farklı yere çekecek. Ahmet Çelik'in sol eline kamçı kullanması çekti. Bak bu ekranlarda herkes bizler işte Atahan, Süleyman abi ya diğer arkadaşlar herkes eleştirdi Ahmet'i. Bak ne kadar güzel sol elini hiç dönmeden kullanmaya başladı. Evet hocam. Mesela evvelsi gün pardon dün bir tane genç bir jokey kardeşimiz hem de popülerler arasında bir tanesi. Hani bazı şeyleri böyle kafaya taktığım zaman çok takip ediyorum. Bir kamçı kullandı. Dönerek arkasına bakıyor. Yani gülünç. Şimdi Ahmet Çelik eski stil yarış bilen bir jokeydi. Çok eleştirilere tabi tutulur. Ahmet Çelik'in jokeyliğine, zekasına, özellikle tempoyu iyi bilmesine.
bak böyle stil değişikliklerine, mesela ters köşeye yatırır adamı. Yani önde giden atlar arkaya yatar, bir bakarsın hep genelde Ahmet Çelik'in yeri bellidir. Rezervasyon yaptırır 2-3. O çıkar 2-3 gider, zaten antrenörün %90'ı çık 2-3 git düz yoldan yürüzen, öyle bir şey yok tabii de yani. Ama Ahmet Çelik iyi başlatır, yerini alır. Ama şimdi bugün bak, öyle değil hocam, ezberi bozdu. Ama jokerlikte zaten şöyle bir kenardan biri iyi yer alabilmek. Bir şey vardır, hep söylediğim bir şey vardır. Eğer bir atlar birbirine denk veyahut da rakip senden iyi olduğuna inanıyorsan, iyi olduğuna inanıyorsan rakibi geçmenin bir yolu var. Zaafını kullanacaksın. Veyahut da sen yeni bir şey denemek zorundasın. Bugün Demirberk'e koştuğu yarışlardan daha iyi koştu. Bu stile uygun olduğu belliydi. At da daha iyi koştu. Fakat Katıoğlu bugün hiç koşmadı. Evet. Yani bir yarış sonra Katıoğlu iyi koşarsa bu at böyle beklese de bu farkı yemez Katıoğlu. Tabii tabii. Evet. Şimdi ya, onu göz ardı baksana, edemezsin. Baksana buralarda dayanıyor, dön, bak, gelemiyor Katıoğlu. Al bizi ekrandan. Biraz geriye gel. Biraz geriye gel. Tamam. Şimdi Ahmet Çelik'i seyret bak. Kamçı sahilinde. Kamçı yeni gel, çıkardı daha evet. Yeni çıkardı çünkü atı zapt etmek için, iki elini rahat kullanmak için kamçıyı çıkar kolan arasına koymuş. Güzel. Kamçıyı kullandı sağdan. Bak at burada dışarıya meyillendi. Evet. Bak bu at öyle bir sabıkalı at ki bir anda Deniz Pargel'de bulursun kendini. İstanbul'da yaptı bir. Eğer ki tabii. Bak hiç ısrar etmedi sahilinde. Kamçıyı kullanmaktan da vazgeçmedi. Sol elini aldı. Ve sol elinde de eskiden döner vururdu. Son zamanlar İstanbul'da falan da biraz daha şeydi böyle. Daha etkisiz, sıyırır gibi böyle hafif kullanıyordu. Ama şimdi gayet otoritesini kurdu. Bak at tekrar orta kulvara geri döndü. Evet hocam. Bu iyi bir gelişmedir. Yani Ahmet için iyi bir gelişme. At için konuşacak olursak atın gerek pedigrisi gerekse performansı oldukça etkileyici bir safkan. Zaten satışta ciddi bedelle alınmış. İyi bir ekibe sahip. Buradan da başta kadim dostumuz Mehmet Ali Beycan abimize olmak üzere tüm ekibi, Fahrettin Gizci kardeşimiz, o da evet, çok eski bir jockey. Tabii tabii. Ahır'dan yetişmiş. İyi bir bu atlar için bir Adana'ya gitti uzun yıllardan herkes sonra. Herkes evini barkını ailesini terk etti. Oralara gittiler. Başar ailesi atçılıkta geçmiş olan ciddi bir evet, ekürü. Bu atlan da yıllar sonra tekrar keyif alarak devam ediyorlar. Keyif aldıkları bir at. Ben bu harayı daha satışa gelmeden evvel biliyorum bu tayı. Bu tay böyle harada çok beğenilen, hani biraz müthiş bir fiziğe sahip. Şey vardır ya, nedir onun ismi? Şehir efsanesi derler. Sürübaşı en iyi tay. Evet. Bir sene evvel de haberim var bu taydan. Abi at alacaksan yalnız bu at al dediler bana. Tek tek alınacak at bu dediler. O kadar iddialı bir konuşulan şeydi. Bak burada Ahmet ne yaptı? Ekipler anlaşmışlar. Belli ortak tabii, karar. Herkes söyledi buraya. Bunu söylemek için alim olmaya gerek yok. At starttan da biraz tereddütlü çıkararak daha işini kolaylaştırmadı Ahmet. Boşlukta kalmak istedi. Tabii iri at sertlik yapmak istemiyor. At da buna müsaade etti. Geride kaldığı için müsaade etti. Grubun içinde yapamıyor bunu. Sertlik tabii hırslanıyor. At hırslanıyor. Bak buradan sonra da bir anda dışından kaçayım dedi. Ahmet'in hesabı doğruyu tuttu. Dışından hiç rakibe yakalanmadan basayım gideyim dedi. Aynı anda yalnız bak şimdi burada bir durduralım. Biraz geriye al kamera değişmeden. Biraz geriye al. Heh burada şimdi bak. Her iki at aynı anda ağır çekimle serdelim. Katıoğlu burada bir boy belki düz yolduğunca iki boy önde. Katıoğlu işlemedi burada. Tamam devam edelim. Normal serinin devam edelim. Bak Katıoğlu önde. İçerideki atın her zaman için açı farkıyla bir avantajı vardır. Akın orayı yırtarcasına çıkmak istiyor. At dışındaki attan da kurtulamıyor mesela. At bir şey koşmadı yani. Hocam, son 200'den sonra önü boş açık. Tabii, bak buralara tutarak gelen bir Katıoğlu seni durduk her zaman. Değil mi? Ya, hani rakibi de kaçsa. Rakibi de uçsa buralardan sonra devam eder. Yakalar yakalamaz. Dördüncüle 5. 6. kırbacı yedikten sonra zor geldi. Evet. Zor geldi. Bak sol elini aldı. Akın böyle sert kullanmaz. Bir vurdu olmadı. İki vurdu yine olmadı. Üçüncüyü zor atladı. Bak geldi buradan ikinciliği alamıyor. Daha kaç yüz metre yarış var. Evet. He, at atı geçer. Ama bu bir at bir ata bu farkı kolay yapamaz. Yapamaz. Katıoğlu iyi koşmadı. Demirberk'e ilgili kutluyoruz. Katıoğlu kredisi fazla bir at. Uzun zamandır pistlerde boy gösteren, çok sevilen, ciddi bir safkan ama bence bugün için iyi koşmadı. İnşallah bugünlük bir sıkıntı, problem yaşamıştır. Tabelenin altında kalan Aktağ Fırtınası yarışlarda her yarışta böyle at olmalı. Yarışa tempo veriyor. Ciddi bir savaşıyor. Derya Ateşi bir yarış daha benim. Bende kredisi var bakalım. Hocam Çime daha yatkın ya sanki. Olabilir. Akmıyor ya. İddia etmem. Berke'nin kızı bugün beklerinin altında kaldı. Evet.
Bugün için o da iyi koşmadı. Mevsim geçişleri, ilk yarışlar, ara vermeler bunlar hep etken faktörlerdir. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bakacağız. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Efendim bugüne gelelim ve bugün Kartepe'de, Kocaeli'de yapılan Sapanca Belediye Başkanlığı koşusuna bakacağız. Mücadele kısa vade 8 statüdeydi ve ekranlara da gelmeye başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı Arapları bir araya getiren koşuda önemli bir favori vardı. O da Tuncer. İstatistiksel olarak biz sabah yarış zamanında da konuştuk. Sola dönülen pistlerde 4'te 4 orta mesafelerde kazanma başarısı göstermişti. Tabii bu performansıyla da önemli bir favori oldu ama eksik koştu. Ya kötü yere kaldı, atlara kızıyor. Bu Kaisberg yavruları biraz aksi atlar, biraz sinirli atlar. Yani koşu başladıktan sonra birçok bir şey belli ediyorlar. Mesela şimdi bak buralarda dışarıda farkında mısın? Jockey ne kadar zorluk çıkartıyor. Bak dışarıda, doğru mu? Kim Gökhan'cığım? Evet. Tuncer. Tuncer. Turuncu formunu attı mı? Evet, evet. Doğru. Atların dışına kaldı, atlara kızıyor. Bir ara kantarmayı ısırdı, bir ara kızdı. Mertcan gerçekten iyi idare etti. Hiç böyle telaş yapmadı, kamçıyı sağ sola almadı. İdare etti. Fakat beklenenin altında kaldı. Ama kaldı, atlara doğru. Kızdığı için yani böyle gücünü vermeyemiş olabilir. Bu atlar biraz böyle buna yatkın. Hı-hı. Mesela koşuyu kazanan Kudretli Tay'da tam tersi. O da start bir verildi. Bugün beni yakalayamazsınız. Geçen mençesiniz dercesine gidiyor yani. Çıktı, aldı tempoyu, iki boy. Ve düzlük dönüldü. Ortada boşlukta kaldı. Ve at bekti bunu biliyorsun. Bir kamçı uyarısı. Ayhan iyi bindi atı, iyi tanıyor. Şimdi buralarda Duman geldi. Şimdi Duman bence iyi bir yarış hayatı olan, başarılı bir at. Fakat bu yıl göz korucu takıldı bu ata. Göz korucuyla bir önceki koşuyu kazandı. Fakat sola döndü kumda. Kocaeli'de mi bilemiyorum. Hani atın yanına geliyor, böyle bir itirazı var. Atın yanına geliyor, bir itirazı al. Böyle bir daha bir son 200 alabilir miyiz yönetmenimden? Birazcık daha bizi ekrandan alıp kameraya yakınlaştırabilirsek. Son 200'den sonra. Biz de alalım lütfen. Biz de ekrandan alalım. Evet. Şimdi bak Duman buralarda doğru yerlerde gidiyor. Arkalarda boşlukta ve artık düzlükte yürüttürüyor. Bak şimdi gelecek. Her geldiğinde Kudretli Tay'ın, evet Kudretli Tay'ın yanına at geldiğine devam eden bir yer. Çok evet. Kolay bırakmayacak. Bunun bilincindeyiz. Bak şimdi Duman gelecek. Bak yanına geliyor. Atın kafasına bir bakın Duman'ın. Bak şimdi bak. Burada gördün mü? Bak bir hayır var. Bak kafa yukarı doğru kaldı. Bir hayır var. Ata sanki böyle bir kızıyor gibi. Duman aslında öyle bir at değil. Yani aslında atların arasına giren, mücadele yapabilen bir at. Evet. Kısa bir sprinti var. Timingi kısa. Hemfikirim. Öndeki at tam tersi bir at. At geldikçe devam eden, at görüşe giden bir at. Evet ama yani bugün için sanki göz koruyucu Duman'ı rahatsız etti gibi geldi bana. Dediğim gibi uzun yıllardır koşan, zaten tecrübeli bir ekipte. Atı da en iyi tanıyan bir ekipte. Son iki koşusunu birinci oldu bu göz korucuyla. Ama bugün sanki sol tarafa Kocaeli'de biraz rahatsız olduğu gibi. Ya da Kudretli Tay devam ettiği için de böyle bir tepki de vermiş. Kum gelmiş olabilir mi? Kum gelmiyor ki oralarda. Yok. Kum gelmiyor oralarda. Toparlayacak olursak Sarıyer'le istiklalli bir at. Biraz sıkıntılı var sanırım. İçerilerden kazanları giriyor son metrelerde biraz. Hani koşuda biraz böyle tam bitiş noktasının biraz baskı olduğunda devam ettiremiyor. Peköz'ün üçüncülüğü değerli. Sunum Yüket, Tuncer, Safer'e bugün için beklenenin altında koştular. Bu atlar hep bir arada koşuyorlar. Bursa, Kocaeli, İstanbul'da da bir araya geliyorlar. Hı hı. Ama Tuncer kötü bir yere kaldı. Onun azizliğini yaşadı. Ondan sonra da devam etmedi. İşte lider olsaydı, önde gitseydi, atlar gelseydi devam edebilirdi. Edebilir. Bunlar bu tarz atlar. Ama Kudret Ay'ı bugün için sanki böyle çok yakalansa da geçecekmiş gibi değildi bu rakiplerin yanında. İyi gidelim, kutlayalım. Duman'da hakikaten çok istikrarlı, çok iyi bir yarış atı yani. Gerçekten. Yüreğini öyle ortaya koyuyor. Son ilk koşusu birinci, bu koşuda da ikinci oldu. Sonuç itibariyle 7 yaşında at. Maşallah diyoruz. Koşuda şöyle ilginç bir nokta belki dikkat çekebilir. Handikap puanı en yüksek olan 3 isim son 3 sırada yer aldı. Handikap puanı düşük olanlar... Şaka gibi. Evet hocam. 86 puanlı Kudretli Tay birinci, 78 puanlı Peköz üçüncü oldu. Ya bir de kilo kilo geçiyor yani. Evet hocam. Diğer atlar tabii 100 puanın üstünde ciddi yarışlar yaptılar. Ondan 100 puanı geçti. Artık ülkemizde 100 puanın üstünü çok at geçemiyor. Tabii. Yine handikap puanına göre. Ama dediğim gibi bu atlar zaman zaman çok iyi, zaman zaman. Mesela ilerleyen yarışlarda... Normale döner diyorsun. Sıralama değişebilir. Değişebilir. Peki. Hocam
Ne dersiniz mücadele için? Şimdi kazan at incelediğimizde 4 ay verdiği bir ara var. Ağustos'tan yılbaşına kadar bir kısa bir istirahat süresi geçiriyor. Demek çok büyük bir ciddi problem değildi. Basit olabilir bir şeydi. Bir tabela yaparak dönmüş. Bir yarış görmesi nefes yönünden de kondisyonunu arttırmış. Bu yarışa avantajlı gelmiş. Şimdi yarış starta tekrar geri alabilir miyiz mi? Bizi de ekranla alırsanız zaten hangimizin konuştuğu net belli oluyor seslerimizden. Şimdi Kudret Tay son starttan çıkıyor. Normal serinin oynatın. Kudret Tay son starttan çıkıyor. Gitmek isteyen tek at. Bakın diğerlerinin hiç öyle bir çabası dahi yok zaten. Evet. Gayet net ve adım adım geliyor. Öyle yani çok sert ısrarla teşvikle bir şey değil. Değil. Çünkü öbürleri hiç gitmek istemiyorlar. Duman stili gereği arka arkaya yatıyor. Rakipleri kağıt üzerinde rakipleri ona göre önünde. Ama önde oldukça rahat tıngır mıngır giden bir tempoda sola dönen bir pistte ve küçük bir pistte bu pistler biraz da Amerika'daki bazı pistler göz önünde bulunarak yapıldı. Bu pistlerde öne çıkan atın şansı çok fazladır. Yeter kondisyonu iyi olsun. Evet hocam. Hele bir de böyle bulaşmaz. Atı önde rahat bırakırsan at zaten düz yola kadar hiç neredeyse kenter geldi yani. Tabii. Buradan sonra böyle bu kapasitede bir at yakalamak çok kolay değil yani. Şimdi düz yol döndükten sonra kaç metre yarış kaldı burada Sadıkçığım? 450 metre falan yarış var. Değil mi? Burada bir durduralım. Biraz daha geriye gidelim. Duman burada net sonuncu. Kazanan da önde ve iki boy önde. Dumanla arasında en az bir 7-8 boy var. Evet. Ve ayrıca de duman yer arayacak. O kalabalığın içine girmesi mümkün değil. Dışarıya çıkması lazım ki yer bulalım. O normal serinde oynatalım. Duman biraz da stilinin ve arkada gitmenin azizliğine uğradı. Öndeki at zaten durursa kaybedecekti yarışı. Kendi durursa kaybedecekti ki at durmadı, bitirdi yarış. Arkadaki rakipler yürüdüler ama yarışın başı yavaş olduğu için Ayan burada pisti tanıması ve atını gücünü kuvvetini iyi ayarlaması iyi bildi. Bak pisti geldi ortaladı. Hiç kimseye zarar da vermiyor. Rakibi falan da göstermiyor. Göstermeye gerek yok. Arka gruptakiler zaten bugün için inanılmaz kötü koştular. En geri giden Duman geldi, ikinciliğe girdi. Yani Duman buraya geldi, ikinci oldu ama önündeki 5 atı birden geçti. Evet hocam. Yani arkadakiler çok kötü koştu. Duman yine kendi çapında iyi koştu. 7 yaşında bir safkan. Her ne kadar da ikinci de olsa 7 yaşında, 7 yaş ciddi bir yaş. Öndeki hatta genç bir safkan. 4'ten 5'e dönmüş. Dinlenmiş, dinç bir safkan, dinlenmiş. Biraz pistin tipi, kısalığı, düz yolun kısalığı bu yolda bu tip pistlerde özellikle bu Kocaeli pistinde düz yolda yarış nadir değişir bu orta mesafelerde. Ha kısada çok uzunda değişebilir. Zaman vardır, gelir atlarsın rakibi ama çok nadir öndeki at böyle birkaç boyla öne çıktı mı durursa kaybedersin. Evet hocam. Yani durmazsa, rakip durursa kaybeder. Sen gelip geçtiğin değil yani. At durduğu için geçersin. Geçilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık ve bu mücadele de Sapanca Belediye Başkanlığı koşusu da. Buradan tabii Sapanca'ya ve Sapanca halkına da bir şey söylemek gerekir. Sapanca ülkemizde çok yükselen bir değer. Gerek turizm, gerek tarımı, atçılıkta çok önemli bir yer. Yetişicilikte çok önemli bir ilçe. At sahibi, antrenör, yetiştirici, evet. Jockey. İklim çok müsait. Oldukça fazla isminde yetiştiği bir yer. Buradan da Sapanca'ya ve Sapanca halkına iyi akşamlar diliyorum. Selamlarımızı, saygılarımızı gelsin. İletelim. Her evde, her kapıda at var orada. Yarış atı olmasa bile. Doğru. Seviliyor tabii. Son 4 yılı kazananlara da şöyle bir baktığımızda Kudretli Tay bu yıl Tuncer, geçen sene Toros Dağı 2021 ve Rus Damat 2020'de tamamı Kaysberg temsilcileri. Ama ondan önce de 4 yıl üst üste Atasoy isimli safkanın kazandığı bir koşuydu. Evet. Sapanca Belediye Atasoy Başkanlığı tabii koşusu. Son zamanlarda Kocaeli'nin de ağırlıklı startörü çok güçlü bir at, aygır da oldu. Tanya Tekirüsü'nün 4 yıl üst üste kazanması enteresan ve bir önemli bir detay. Tabii canım. İlk yıl düzenlendiği 2015 yılında da baş kaynak Karayaz'ın isimli safkan. En iyi yavrusu Karayaz'ın. Gerçekten öyleydi. Diyoruz ve efendim haftanın mücadelelerini böylelikle noktalamış oluyoruz. Şimdi yönetmenime hemen sorayım, araya gidecek miyiz yoksa önümüzdeki hafta sonu koşularına geçelim mi diye. Hafta sonu koşularına geçiyoruz ve tabii ki önce yarın efendim İzmir'de yapılacak olan iki koşuya
bakacağız tablolar üzerinden. Hemen ekranlara da gelecek. İzmir'de 3. koşu 1200 metre mesafede kum pistte düzenlenecek. Yarın değerli yarışseverler Hüseyin Özsakallı koşusu, kısa vade 6 koşu. Gökhan ekranda 7 tane kısrak var. 4 ve yukarı yaşlı kısraklar. Ne dersin koşu için? Yani start numarasının bile çok önemli olduğu bir koşudan bahsediyoruz. Yani ben bu koşu incelediğimde hakikaten yarış kazanmasını bilen atlar var. Black Phantom gibi hani son 5'te kendi son 5 yarışın 3'ünü kazanmış. İşte Seyahat'ta son 2 yarış hariç 2 birinci bir ikinciliği var. Siyusan son 2 koşu 1. Follow the Leader hem kazanmış hep kazanmaya yakın tabelada. Keep Your Distance aynı şekilde. Lady Lopez beklentinin altında son yarışları ama Lady Miram da handikap puanı düşük olsa da böyle artık hani tabelalar içerisinde. Muhtemelendir ki bu koşuyu niye dekliyorlar? Bu mesafeyi en iyi koşan, en iyi koştukları mesafe ya da orta mesafe kumda en iyi koştukları performans olduğu için diş atlar bir araya gelmiş. Gerçekten seyir zevki çok yüksek olacak. Zorlu bir koşu. Ben bu koşuna önceliği Siyusan'a vermek istiyorum. Sonra Keep Your Distance ve Black Phantom diyorum. Ama takibi yani bu koşuda takip edilen atlar varsa yarışseverler değerlendirsinler. Çünkü hataya yer yok. Dediğim gibi start numarasının bile önemi. Koşu içerisinde olumlu olumsuz geçecek her durum neticeye sirayet edecekti. Jockey performansı. Kilolar birbirine çok yakın zaten. Diş atlarımızın en iyi performans sergileceği kiloda start alıyorlar. Gerçekten öyle. 3 numaralı Siyusun'u ilk şanslı olarak değerlendirdi sevgili Gökhan. 5 numaralı Keep Your Distance ve 1 numaralı Black Phantom'da diğer şans bulan isimler oldu. Hocam. Sayatta koşmuyor mu? Güzel soru hocam. Sayatta idam etmek lazım. Oldukça iddialı bir safkan. Ben ilk şanslı Sayatta'ya, daha sonra Black Phantom, Keep Your Distance, Siyusun. Oldukça seyri görüntüsü keyifli mücadele olacak. Peki Suat hocamız Hüseyin Özsakallı koşusu için 2 numaralı Saetta'ya ilk şansı verdi. Arkasında Black Phantom, Keep Your Distance ve Siyusun şeklinde Gökhan Gül'ün tercih ettiği 3 ismi farklı bir sırayla sıralandırmış oldu. Peki kısa bir ara veriyoruz değerli yarışseverler. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arapatı yarışçılığımızın efsanelerinden Özgün Han, anne Sada, Grup 1 galibi Ferman Tayla, ana baba bir kardeş, Kaya Yürekli. Kısa süren yarış hayatına 3 kısa vade koşu galibiyeti, 4 grup koşu plasesi sığdırdı. Asıl başarısını Hara hayatında gösteren Kaya Yürekli'nin 24 koşan yavrusundan 13'ü toplamda 44 koşu kazandı. Yavrularından Toroman Kaya 3 grup 3, 8 kısa vade koşu galibidir. Bir diğer başarılı yavrusu Yürek Stars'a 2 grup 3 koşu kazanma başarısı gösterdi. Grup 1 Çanakkale Zaferi koşusundaysa 3. oldu. Muhteşem bir aygır soyuna sahip olan Kaya Yürekli 20 bin lira aşım ücretiyle Mahmudiye Kaya Dünyası At Çiftliği'nde yetiştiricilerimizin hizmetinde. Authorized ve Luxor'un annesi Keep Shining'in torunu Toruk Macdon'un oğlu Rampage. Ayrıca taşıdığı Gun West, Charming Life gibi kanatlarıyla tepeden tırnağa aygır pedigrisine sahip bir safkan. Rampage. Start aldığı çoğu sınıf ve kupalı 47 koşuda %72 tabela başarısı. Genç aygır Rampage 2023 yılı aşım sezonunda yetiştirici dostu imkanlarla İzmit Pamukçı arasında hizmetinizde. Şampiyon safkan Hasafet. Grup 1 galibi genç aygır. Dayanıklı ve güçlü pedigrisindeki kan hattıyla gelecek için koşan taylar vaat eden kudretli Hasafet. Grup 1 Türkiye Jockey Kulübü koşusu galibi. 3 kez üst üste Grup 2 Maraşal Fevzi Çakmak Kupası galibi. Tüm mesafelerde kum, çim ve sentetik ayırt etmeyen kupa avcısı. 7 defa koştuğu 1900 metre çim pistte pist rekoru. 7 kez rekor ve geçilmezlik ünvanı. Hasafet Adana Topçu arasında 20 bin TL aşım ücretiyle yetiştiricilerimizin hizmetinde.
Şampiyon aygır familyasından gelen müthiş bir pedigri. King Mambo hattının ülkemizdeki en iyi temsilcilerinden biri. El Conquerador. Çim kum sentetik ayrımı yapmaksızın 5'i grup koşu olmak üzere 12 yarış kazandı. Sayısız grup yarışta tabelada yer aldı. El Conquerador önde koşuyla 2 numaralı El Conquerador kazanıyor. Dayanıklılığı, eşkali, konformasyonu ve üstün yarış karakteriyle uzun yıllar pistlerde başarıdan başarıya koşan El Conquerador, hayallerini şampiyon taylarla süsleyen yetiştiricilerimiz için şimdi Şanlıurfa Suruç Binici Harası'nda. Pistlerin efendisi, yarış kariyerini 6'sı grup 1 olmak üzere 24 birincilikle noktalayan bir efsane. Ulan Bator, baba Luxor, kısrak babası Kaneko. Tamamıyla bu coğrafyaya ait. Ulan Bator. Ulan Bator, yeni şampiyonlar için 20 bin lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle İzmit aşım istasyonunda. Sevgili yarışseverler, Gafsı Team Park'ta 7. koşu var sırada. 4 ve daha yukarı yaş İngiliz kısrakları 1200 metre mesafede kum pistte birincilik mücadelesi verecek az sonra. İkinci üçlü ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. 1200 metre mesafede kum pistte yapılacak olan bu koşu ve yarışa en iç kulvardan 1 numaralı Beyond Magic, en dış kulvardan ise 8 numaralı Offsman Mary başlayacak. Gafsı Team Park'ta şu anda 6 koşu tamamlandı ve 1. altılı ganyanı da geride bıraktık. 1. altılı ganyanı doğru tahmin eden yarışseverlerimiz 3673 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Ve şimdi ilk at olarak 1 numaralı Beyond Magic yarış hazırlığı yapıyor. Ardından 2 numaralı Frankly My Dear yedeklendi. Ve o da kulvarındaki yerini aldı. 3 numaralı Dreamster giriş hazırlığı yapıyor. Tyler Gaffalione. 3 numaralı Dreamster'ın ardından 6 numaralı 2AT Joel Rosario ile baksak yerini aldı. 4 numaralı Adios Baby. Ve Adios Baby de kulvarındaki yerini alıyor. Son safkan olarak 8 numaralı Offsome and Mary
Jose Morelos'la kulvarındaki yerini aldı. Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Ofsman Mary 2-2,5 boy kadar tereddüdü çıkarken 5 numaralı Gitana orta kulvardan atak yapıp koşunun liderliğini alıyor ve Gitana'yı şimdi ikinciliğe sarkan 4 numaralı Adios Baby ve 7 numaralı May Seniak ikilisi takip aldılar. Onların bir boy kadar gerilerinde orta kulvarda 3 numaralı Dreamster var. Hemen dışında 6 numaralı 280, 2 boy gerilerinde 8 numaralı Awesome and Mary. Daha sonra 1 numaralı Beyond Magic ve 2 numaralı Frankly My Dear sırasıyla koşunun son 600 metresine giriliyor. 5 numaralı Gitana önde bir boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 7 numaralı May Seniak atak yapıp şimdi onu yakalamaya çalışıyor. Onların hemen bir boy gerilerine dışarıdan 3 numaralı Dreamster geldi. Onları da 2 boy geriden 4 numaralı Adios Baby ve 6 numaralı 280 yakalamaya çalışıyor ve farklar azaldı. Şimdi viraj dönüldü, düzlüğe çıkıldı. Son 400'e girilirken en dış kulvardan gelen 3 numaralı Dreamster liderliği almaya çalışıyor. İçeride de 5 numaralı Gitana mücadeleyi bırakmadı. Gerilerden dış kulvardan 6 numaralı 280'nin, en dış kulvardan da 8 numaralı Obsidian Mary'nin atakları var. Koşunun son 100 metresinde 3 numaralı Dreamster önde, 6 numaralı 280 geliyor. 3 numaralı Dreamster liderliğini koruyor ve koşuyu da 3 numaralı Dreamster kazanıyor. Tyler Gaffalione. Evet değerli izleyenler, Tyler Gaffalione 3 numaralı Dreamster koşuyu kazandı. 6 numaralı 280 ikinci oldu. Tyler Gaffalione'un bugün ikinci birinciliği oldu. Toplamda ise 1998 birinciliği oldu. 3 numaralı Dreamster 7. koşunun galibi oluyor. Severler, yurt dışında bir heyecanı izledik ve efendim format da tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu mücadelelerinden yarın yapılacak olan bu kez 4. koşu yani kordon koşusuna bakacağız. Kısa vade 8 koşuda 4 yaşlı Araplar 1600 kumda bir araya geliyorlar. Ekrana da yansıyan 7 isim arasında herhalde değil mi bu koşuya bakan, az çok at yarışıyla ilgilenen herkes diyecek ki büyük dünya net bir favori. Ya, teknoloji tabii çok ilerledi ama hakikaten TCK sitesi, yani bir sitemiz inanılmaz bir yararlı. Mesela şu an canlı yayındayız, bir koşu yorumluyoruz, ölümde de büyük dünyanın idmanını izliyorum yani. Evet. Büyük bir, yani hakikaten çok büyük bir kolaylık. Ve gerçekten öyle. Kolaylık ve bedava. Evet, bravo. Şimdi Sadıkçığım, bu koşuda hani büyük dünyanın performansı tamamıyla koşuya hakim ve neticeye sirayet edebilecek bir performansı söz konusu. Hem yaptığı yarışlar hem idman pistinde gördüğüm kadarıyla kazanması normal sonuç olacaktır. Ama bizim yarış severlerimiz format ekibine bu koşulmamış yarışlarla ilgili yorumlarımıza çok rağbet var gerçekten. Tabii. Özellikle hocanın çok böyle bir isabetli şeyleri var, bilgileri var. Tabii Suat hocamızın öyle ama senin de keza. Aynı, hep beraber bir ekip olarak yapıyoruz. Şimdi bu koşuda bakıldığında hani büyük dünya evet, ama diyorlar ki ya ola ki kötü koştu, beklenen altında kaldı. O zaman büyük dünyanın öyle bir durumda söz konusu, illa bir at söylemek gerekirse bozarsan diyorum ben. Koşuyu büyük dünyanın hani ağır bir favori, kazanması normal sonuç olacaktır. Ama format izleyicilerin bizden istediği var. Ya böyle atlar olduğunda bir isim daha önerim. Değerlendirmek istiyoruz. Benim de önereceğim isim Bozarslan. Ben normalde yarış zamanında tabii Safkan soruyorum ama burada sana bir ismi soracağım. Sor. Rock Iron. Ya Rock Iron çok yetenekli, çok iyi bir at olduğu aşikar. Zaten hani grup 1 koşmuş, koşu hayatına kazanarak başlamış. Başarılı bir at. Dolayısıyla büyük dünyadan sonra ben Bozarslan dedim. Sen ben de Rock Iron demiş oldum. Hayır demem. Tamam. Bakalım Suat hocamız. Ama böyle sanki biraz daha böyle çime yakın at gibi geliyor yani. Rock Iron için diyorsun. Öyle düşünüyorum. Doğru. Hocam. Büyük dünya tabii tartışmasız son zamanların fenomen atlarından biri olacak havasında. Bir de start numarası bu 1600 metreye. Fark etmez. Hindistan'da inişlerden çıksa bu at için çok bir şeyin değişeceğini ben zannediyorum. Çünkü çok farklı bir at. Yani geçen görüyorsun. Gitmek istemiyor, atlar geliyor. İstemeyerek öne çıkıyor. Aşırı sertlik yapıyor. Çok aykırı bir gücü var yani at. Gücü ve eşkali var. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Ben burada konuştuklarıma binaen bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki programlarda yan kalpte bir jokey değişikliği olmuş. Bu yan kalp her yarış önde gereksiz önde atlarla didişiyor. Önde tek kalır. Ya da önde gidene
hani bu akşam istemeyerek de olsa iki tane yarışta bahsettik. Öyle gereksiz bir didişme yapmazsa, 2-3 arkaya yatarsa 2 olma ihtimali fazla. Tabii ki şimdi geçmiş performansları itibariyle gerek Bozarslan gerek Rakaydın iyice safkanlar. Fakat verdikleri aralar var. İlk defa İzmir pisti var. Bunlar Yankal bu pistin atı, sürekli bu piste koşuyor. Yani hocam ola ki büyük dünyanın yanına yarışlar bir atlarsa arkasına yani ben büyük dünyanın her şartta kazanacağına inanıyorum. Yani Allah göstermesin yarışı normal şartlarda başlayıp bitirirse bunu kaybeder tarafı pek yok. Olur gibi görünmüyor yani. Bu garip bir at yani, garip koşuyor. Daha sonra ben ikincilik şansı için sürpriz bir at Yankalp diyorum. Daha sonra A Turbo, Bozarslan, Rakayr'ın bu safkanları değerlendirmeliyiz. Sırayla diğer müşterek bahisin diğer oyunları için Suat hocamız da bu alternatif önerileri yapmış oldu. Efendim aynı gün yani yarın Antalya'da yapılacak iki koşuya bakacağız ki ilki 5. koşu kısa vade 8 mücadele 4 ve yukarı yaşlı İngilizleri 1400 kumda bir araya getiriyor. Luminescence çakırlarla Aksu ekürisini temsil edecek ve koşuya katılan en yüksek handikap puanlı isim de bir numaralı Çakır Dağlı. Ben son kazandığı koşu öncesi idman görüntüsünde çok beğenmiştim. Bu kez henüz bakmadım idman görüntüsüne ama benim ilk şansı vereceğim isim direkt söyleyerek topu atıyorum Gökhan sana. Çakır Dağlı olacak. Sen ne dersin? Evet, Çakır Dağlı bu koşuyu kazanmaya yakın bir isim ama bu yarış kumda yapılacak. Sentetikte koşmuşlardı son yarışlarında. O yüzden de ona ilk ciddi rakip olarak ben Sümelan diyorum. Yani Sümelan birçoğu pistte başarılı fakat yani kum pistte çok daha iyi yarışlar yaptığını düşünüyorum. Ve baktığım zaman şu an Adana'da kısa vade 8 kazanmış. 5 şartlı yarışlar kazanmış. 3 yarış üstte kazandı. Yine bir tanesi daha kısa vade 8. 1400 metre Toroman koşusuymuş. O yüzden de Çakır Dağlı ve Sümelan arasında bu koşu cereyan edecektir. Yalnız çok önemli bir detayın altını çizdin. Kum performansı yani sentetikte daha iyi gözüküyor Çakır Dağlı. Kumda daha fazla koşup gene kazanmışlığı var ama daha orta sınıf koşularda daha sonrasında bir çim ve sentetikte daha başarılı olduğunu gördük. Bakalım tabii bu belki de dönemsel bir form artışına bağlıydı. Yok Çakır Dağlı kumda da şey değil yani sentetikte eksik başarılı değil. Ama değil tabii ben baktım şimdi mesela A2 koşuda Güzel İzmir koşusunda 6.lı var ama çok uzun. Hani çok fark yok. Sonuçta rekoru bir tane rekora yakın bir tane yarışta 39 içerisinde bitirmiş. Sonra dönmüş bakıyorsun kısa vade 8 koşusunda yakın ara 5.26 yapmış. Ama tabii ki at son yarışlarında aşama kaybetmiş. Yani geçen seneki at değil daha yukarı çıkmış. En azından 10. aydan sonra sentetikte çimde koşsa at bir ivme kazanmış. Yani grup yarışlara kadar çıkıp ve kazanma başarısı göstermiş. 1400 metrelik Kadir Tokaçoğlu ile bu kiloyla başarılı olacaktır ama Sümelan kumda daha iyi koşuyor. Ona özellikle dikkat çekiyorsun. Hocam. Ben start avantajı itibariyle Luminescence diyorum. Çıkıp bitirme ihtimali fazla. Bir starttan çıkıyor. Her şekilde gidecek. Çakırlar biraz bence sanki daha uzun da iyi koşabilen bir safkan. Çakır Dağlı. Çakırlar. Diğer ekürüsü. 5 tamam. numara. 5 numara. Yani ben önce 2 numara daha sonra 4 ve 1 diyorum. Önce kürilerden 2 Luminescence, ardından Sümelan ve Çakır Dağlı'ya şans veririm diyor Suat hocamız. Yarın yapılacak kısa vade 8 koşu için. Geçiyoruz 6. koşuya. Yine bir başka kısa vade 8 koşudayız. Bu kez sentetik pistte ve 4 ve yukarı yaşlı Arapları efendim bir araya getirecek. Mesafe olarak da 2100 metrede gerçekleşecek koşuda. Demir Perde ile Can Seklavi Aksu ekürisini temsil edecekler. Koşuda diğer isimlere de şöyle bir baktığımızda 4 yaşlı tek isim olarak Yürek Star'ı görüyoruz. Gökhan Demir Perde mi dersin? Ya başka söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani büyük dünya gibi bir durum söz konusu. Büyük dünya hani yaptığı yarışlara bakıldığında daha da ağır bir favori olarak çıkıyor ama aynı durum Demir Perde için de geçerli. Yani Demir Perde grup 1 galibi bir at. Grup 1 yarışlarda favori girmiş kazanmış bir attan bahsediyoruz. Sentetik pisti de çok iyi yapıyor yani. İstanbul'da neredeyse gruptan başka bir şey koşmamış bir atı. Ciddi yarışlar var sentetik pistede. Koşu 2100 metre yani biri kaçtı biri kapandı biri daraldı durumu da olmayacak. Şimdi izledim yine galopunu. Birini 10-27 çok kolay bir galop yapmış. Demir Perde'nin sabah idmanlarında galop derecesinin hiçbir önemi yok. Doğru. Sonuçta ben onun sağlık ve idmanda olması önemli. Zaten her şeyle kendini ispat etmiş bir at. O yüzden de ben kesinlikle Demir Perde'nin kazanmasının normal bir sorusu olacağını düşünüyorum. Ama yine yarış severler bu durumlarda yine bize bir at söyle diyorlar. Burada daha da işi zorlaşıyor.
Rakip olarak kim söyleyeceğimizi söylemek çok kolay değil. Benim gözüme bir isim çarpıyor. Tamam. Onunla ilgili de fikrini sormuş olayım. Dobar. Dobar senin gözüne çarpıyor. Evet, sınıf olarak sanki baktığımız zaman bu sınıfta, yani demir perdeye rakip olarak değil. Suat Hocam'ın dediği gibi ikincilik ve diğer müşterek bahisler için belki olabilir. Diğerlerini geçebilir mi demir perde hariç? Şimdi son iki koşusu benim de dikkatimi çekti. Bir 3 şart zayıf bir koşuda ama 16 handikapta. Tabii ki geçebilir çünkü aşama kaydeden bir yer. Çok da koşmamış. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Bir yarış İstanbul'da sentetik koşmuş ama sanki son iki koşusu Antalya sentetini sevmiş gözüküyor. Evet. O yüzden de mücadele içerisinde olabilir ama demir perdenin hani bu sınıfında onu ayarında çok at yok yani. Yok, çok kazanması net, normal çok sonuç net olacaktır. Hocam, kolay bir yarışlar değil ama ağır favori. Doğru söylüyorsun. Ama. O açıdan da bir zorluk yaratıyor tabii. Hocam. Demir perde yarışın haklı favorisi. Yani yarış hayatına başladığı yarışları saymazsak neredeyse gruptan başka bir şey koşmamış. Bu gruba göre yani şimdi en basit bir şey söyleyeyim. Bu yarış handikap bir koşu olsa demir perde 63 kilo en yakın safkan Yüksel abi olur. 5 kilo alt aşağıda. Daha diğerleri üf hocam. Öyle sıralar Dobar 46 olur. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii her ne kadar mesafe de uzun olsa bu rakipleri belki de yarış hayatının son 3-4 yıllık bölümünde bu kadar zayıf rakiplerle koşmadı. Doğru. Yani rakibi küçümsemek doğru bir şey değildir ama hayatında bir gerçeği diye bir şey söz konusudur. Önce demir perde, daha sonra Antalya pistinde ilk koşan Sukaya ve Yüksel abi ikincilik için şanslı isimler. Demir perde net favori, ikincilik için şans verdiği isimler Suat hocamızın Sukaya ve Yüksel abi oluyor değerli yarışseverler. Efendim cumartesi gününe geçelim, Adana'ya gidelim ve 6. koşuya bakalım. Tema Vakfı koşusu, kısa vade 6 statüde 3 yaşlı İngiliz taylarını 1300 kumda bir araya getirecek olan koşu. Şöyle bir ekrana baktığımızda 7 isim var ki tek dişi tay olarak Speedy Eda'yı görüyoruz. 2 de kır tay var, Koç Yiğitan ve Elson Star. Tabii algıda seçicilik derler ya, ben kırları ve dişileri hemen gördüm. Paylaştım Gökhan ama sen neler söylersin koşu için? Ben ilk şanslı ismim gerek tecrübesiyle hem Adana pistini de sevdi. Altın sima diyorum. Yani bu at son iki koşusu grup yarışta start aldı. Ayın 7'sinde koşmuştu. 2 haftalık bir ara da var. Öyle yarışlardan çıkmak kolay değil. Yani zorlanıyorlar atlar ama 54 kilo. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Nisanur Hatırası ve Speedy Eda da rakip olacaktır. Bu Nisanur Hatırası Adana'da son iki koşusunu dikkatimi çekti. 2-1-1 yaptı. Ben böyle hani handikap koşu da olsa böyle kazanan atlar bir sonraki yarışta üst düzey bir koşu hedeflediğinde sanki yani o klasmanda bir at ve artık zamanı geldi düşüncesine sahip olduğu için dikkate alıyorum. Ama Altın Sima koşunun haklı olarak favorisi olacaktır. 82 handikap puanlı at. Evet. Altın Sima favori, rakipler Nisanur Hatırası ve Speedy Eda dedi Gökhan. Hocam? Ben önce Altın Sima'ya katılıyorum. Tabii ki son zamanlarda koştuğu yarışların hepsi birbirinden güzel, etkili yarışlar. Speedy Eda kısmı da güzel fakat burada bir ata dikkat çekmek istiyorum. Yaz mevsiminde doğuda koşan Can Kısas. Güzel bir orijini ve eşkali var. Altın Sima'ya rakip Can Kısas ve Speedy Eda bence. Suat hocamız Altın Sima'ya rakip olarak Can Kısas ve Speedy Eda ikilisini tercih ediyor. Sevgili Gökhan'dan farklı olarak diyeceğim Nisanur Hatırası yerine Can Kısas'ı bu iki rakip adayı arasına almış oldu Suat hocamız. Efendim neredeyiz? 22 Ocak günündeyiz. İzmir'de iki koşuya bakacağız ki tabii ki kayıtlar üzerinden bakacağımız mücadeleler olacak. Yarın sabah yapılacak malumunuz deklareler. Önce Şencan Fotojan adını anısına düzenlenen kısa vade 8 koşu ekrana gelen 8 ismi bir araya getiriyor. Çatalkaya'da Volkan Fotojan'ın safkanı olarak dikkat çekiyor tabloda. Şimdi Warden Clive tabii ki son 5 yarışın 4'ünü kazandı. Ve bu at 1400-1600'e çok etkili koşuyor. Bu koşunun da haklı olarak ağır favorisi. Maratoncu kısa mesafelerde müthiş bir performansı var. Bence rakip olacaktır. Ama burada ben 2 numara Ayberk Atış isimli bir at var. Hep handikap koşmuş Sadık. Handikap yarışlar başı olmuş ama mesela 63 kiloyla belki pistin de etkisi var. 1.40'ın altına indirmiş 1600 metreyi. Hı hı. Şimdi burada 59 kilo koşacak. Yani sürpriz arayanlar Ayberk Atış'ı
öneriyorum ve Çatalkaya'yı öneriyorum. Yani topu alacak olursak Warden Clive ve maratoncu. Warden Clive bence favori. Rakip olarak maratoncu. Ama bu koşuda sürpriz arayanlar Ayvalık Atışı ve Çatalkaya'yı dikkate alsınlar. Alsınlar. Peki. Warden Clive maratoncu ön planda, Ayvalık Ateşi ve Çatalkaya'da sürpriz arayanlara dedi Gökhan. Hocam. Şimdi her yarış koşuyor, gelmiyor. Maratoncu tabii ki önde giden bir safkan. Delaware bir şekilde ya arkasında gidecek ya önünde gidecek. Bir şekilde rahatsız edecek onu. Yarış Warden Clive'e daha böyle uygun gider gibi görünüyor ama Çatalkaya'da sonlarda etkili ataklarla Volkan babasının kupasını alabilir. Warden Clive'a uygun bir koşu gibi görünüyor ama 4 numaralı Çatalkaya'nın da bir manevi destek gücüyle diyelim. Tabii ki. Şansı olacaktır dedi son metrelerde yapacağı ataklarıyla Suat hocamız. Efendim, pazar gününün ikinci ve son bakacağımız kayıtlar üzerinden koşusu da Hasan Tahsin adına anısına düzenlenecek olan Grup 3 mücadele. 5 ve yukarı yaşlı Arapları 1600 kumda bir araya getirecek. Ekrana gelen 8 isim kayıtlı. Yarın tabii deklareler yapılacak. Göreceğiz kimlerin hangi isimlerle, hangi jokeylerle koşuya katılacağını ama tümünün katılacağını varsayarak ne dersin sevgili Gökhan? Şimdi 4 tane atın tabii ki üst düzey performansı var. Yani Can Mete, Kardeşcan, Özbil'den Toromankaya. Şimdi Toromankaya en son koşusunu İzmir'de kazandı ve İzmir'de kaldı. Bence son yaptığı yarışa bakıldığında koşuda kesinlikle iddialı olacaktır. Özbil'den müthiş bir çıkışı var. Hep ekranlarda anlatıyoruz. Geçen hafta detaylı anlattık. Yani evet, Can Mete ve Kardeşcan beklentinin altında koşmuş olabilir ama yani çok kolay geçti ki bir de 6'da gelirken yerini kaybetmesine rağmen. Doğru. Can Mete gününde olursa çok iddialı bir at. Kardeşcan da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Diyeceksin 8 atlar 4'ünü söyledi ama 4'ü de iyi performans sahip. Sıralama eğer ki istenirse ben öncelikle Can Mete, Özbil'den Toromankaya, Kardeşcan diyorum. Can Mete, Özbil'den Toromankaya, Kardeşcan şeklinde bu 4 ismi sıralıyor sevgili Gökhan. Mesafenin tabii son koşuya göre kısalacak olması, 1600'e dönecek olması doğal olarak en fazla Can Mete'ye yarar diye düşünüyorsun. Sonuçta 2200'e kazanmış bir at ama bu atlar tabii ki üst düzey yarışlarda boy gösteriyorlar. Bazen beklentinin altında kalabiliyor. Olabilir. Tabii. Canlı. Kolay değil bu atları sürekli bu seviyede tutmak. Bazen de rakip çok etkili koşuyor. İkisi aynı güne denk geldiğinde fark açılıyor. Ama tabii ki ciddi bir ekürü hepsi. Atını da tanıyor. Bence çok güzel bir koşu. Hataya yer yok yani. Müthiş, müthiş. Hocam? Gerek Can Mete, gerek Kardeşcan, atlar ve ekip anlamında usta ekipler ve usta atlar, kaliteli ekipler ve atlar. Üst üste iki defa gol yemezler yani. Aynı şekilde bitmez bu iş gibi görünüyor. Bence bu defa Can Mete, Kardeşcan güzel bir mücadele seyrederiz gibime geliyor. Bu kez Can Mete ve Kardeşcan arasında güzel bir mücadele izleriz gibime geliyor dedi Suat hocamız Hasan Tahsin koşusu için. Ama gerçekten çok keyifli bir koşu efendim. Pazar günü İzmir'de bizleri bekliyor olacak diyelim. Hafta sonu mücadelelerine de böylece nokta koyalım. Geçelim formatın son bölümüne, yani haberler kısmımıza. İlk haberimiz hem Avustralya hem İrlanda'da yatırımlarına devam eden bir ekürü ile ilgili ekranlara geliyor. Son yıllarda yarış ve yetiştiriciliğe yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Yulong Investment ekürüsü Avustralya ve İrlanda'daki kadrolarını geliştirmeye devam ediyorlar. Daha önce Zhang Yusheng'in patronu olduğu Yulong Investment ekürüsünün geçen yıl Irish Oaks kazanan kısrağı Magical Lagoon, İrlanda'da Jessica Harrington'ın antrenesindeyken Avustralya'ya Chris Waller'ın antrenesine geçtiği açıklanmıştı. Ayrıca 5.4 milyon Guine bedelle satışlardan aldıkları başarılı kısrak El Cajol Free ve Grup 1 plasesi bulunan Gan Teore'nin de kariyerine Avustralya'da devam edeceği belirtilmişti. Avustralya'ya giden bu isimlerin yanında ekürünün İrlanda'daki yatırımlarının devam ettiği belirtilen Michael Donohue, Yulong Investment'ın İrlanda'da 40, İngiltere'de de 20 safkanının bulunduğunu belirtti. Ve gerçekten tabii Çin son derece büyüyen bir ekonomi olarak pek çok konuda yaptıkları gibi atçılıkta da büyümeye devam ediyorlar sevgili Gökhan. 5.4 milyon yine yani çok ciddi bir rakam.
Dolayısıyla da ben bu yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Zaten her programda gerek atlarla alakalı gerek son zamanlarda yapılan satış organizasyonlarında ön plana çıkıyorlar. Artık kafayı takmışlar. Yani dünya çapında biz de varız. Çünkü Japonya artık bunu çok ciddi bir şekilde hissettiriyor. Ben hep Avrupa'da özellikle Fransa'da başarılı olamamalarının sebebinin pistten olduğunu söylüyorum. Örneğin işte en prestijli koşudan biri Ark koşusu. Yani bir Haziran sonunda ne bileyim Temmuz'da bir yapılsa Fransa'da da 3.3 olmasa da böyle 4'e yakın bir pistte koşulsa görsek yani. Çünkü ben Ark koşusuna 3 kere gittim. Bence 7'de falan koşuluyor yani. Dolayısıyla da Japon atları çok ciddi bir başarı elde etti. Hı-hı. Ama pistten dolayı çok Avrupa'da başarılı olamıyor. Şimdi Çin inanılmaz bir yatırım yapıyorlar ve bunun karşılığını alacaklardır. Avustralya, İrlanda ve bütün organizasyonlarda bulunuyorlar yani. Kesinlikle öyle. Haberi izleyicilerimiz izlerken ben Suat Hocam'a, hocam yine tam olarak pound'la eşit değerde mi diye sordum. Suat Hocamız %5 fazlası diyerek cevapladı ve satışa özel bir para birimi, satışlara özel bir para birimi. Komisyon almıyorlar böyle bir şey. Kestirme bir yol çözüm bulmuşlar hocam. Yani kaba taslak bir hesap yapmaya çalıştım. 5.4 milyon yine de 6 diyelim. 130 milyon TL'ye tekabül ediyor yanlışım yoksa. Yani bizim şimdi, Türk doğru. parası olarak öyle. Onlar öyle o taraftan bakmıyor tabii. Yani. Tabii. Ama onlar için ciddi. Dünyanın her yerinde çok ciddi bir para, tabii. ciddi bir yatırım. Şimdi şöyle bir şey. Zaman zaman yeni oyuncular sürekli giriyor. Mesela bu yıl satışa gittiğimde çok değişik Hintliler gördüm. Kuvvetliler vardı. Ama hep orta ve küçük ölçekte. Bunlar topa direkt sert girdiler. İrlanda'da bir aygırları var. Lucky Vega isimli bir at. Bir Looped Vega oğlu. Büyük bir kısmını kendi aygırlarını değerlendirmek üzere böyle ciddi yatırımlarla geldiler. Kolay değil yani. Modern atçılıkta Çin'in bir fazla geçmişi yok. Toplasanız yani 15 yıl değil ama geçtiğimiz yılki programlarımızın birinde hatırlayacak olursanız gerek idman merkezleri gerek yarışçılıkları çok güzel tesisler kurdular. Bilinçli atçılık yapıyorlar. Ayrıca da Çin'deki mesela haralarda gerek Avrupa'dan Amerika'dan iki büyük firma atçılıkta yani iki tane ciddi lokomotif firma var. Özellikle Avrupa'da gerek Kulmur gerek Godolphin orada haralar kurdular. Aygır aşım istasyonları kurdular. Çin göz ardı edecek bir şey değil. Senin de söylediğin üzere şu an dünyada ekonomisi en büyüyen. Evet. Ayrıca de bir yönetim şekli biraz pek siyasi şeye girmek istemiyorum. Biraz daha global dünyaya uydular. Biraz daha liberal bir ekonomiye geçiş yaptılar. Ekonomik sistemleri farklılaştı. Halk zenginleşti. Yeni bir eğlence. Tabii. Şimdi öyle bir şey ki eğlenceyi seversiniz de paran yoksa eğlenemezsin yani bir kere. Önce paranın olması lazım. Çin'de inanılmaz bir para var şu an. Ve çok doğru düzgün ekiplerle gidiyorlar ve bunlar direkt geldiler en yukarıya oynamaya. Ya bunlar bu son satışlara toplamda 20 milyonu geçtiler herhalde. Daha da geçerler yani bir kere gelip girdiler mi alıyorlar yani hiç şey tabii, yok. Tabii. Geliyor alıyor. Yani ve hedefe geliyorlar. Tabii bu satışlarda kolay değil öyle oldukça üst seviye sürekli atlar almak. Şimdi mesela İrlanda'da bu haberin detayında sayıdan bahsetmemiş numaralı. 40 tane üst seviye atlan idmana geldiler. 40 ciddi bir sayıdır yani. Tamam. Az bir sayı değil. İlk başlangıç için bu 40 birkaç sene sonra 400 olur. Ya o 40'ın muhtemelen 30'u çok ciddi seçilmiş çok güzel, atlar. İşlerinde yüksek. Güzel atlar var. Tabii. Mesela alkol free'yi aldılar. Aynen. Ve bir de çok geniş perspektiften bakıyorlar olaya. Avrupa'dan aldılar. Şeye götürdüler. Avustralya'ya götürdüler. Yeni sezonda orada. Çünkü Avustralya'da ciddi ikramiyeler var, ciddi yarışlar var. Tekrar dönüp Avrupa'ya gelmesi söz konusu. İleride damızlık hayatı var. Ciddi oynuyorlar ve büyük oynuyorlar oyunu. Hı hı. Yani geldiler, ligin en üstünden girdiler olaya. Yani, ben Amerika'da da gördüm. Mesela bunun ilk örneklerinden biri Justify'dır. Justify. Gökhan'ın çok sevdiği Justify. Meşhur yarış atı. O da mesela bir ortaklığın şeydir. Çinliler ortaktır o ata. Forması da zaten değişti. Çin bayrağını andırır biraz evet. böyle. Sarı kırmızı yıldızlı forma. Bu atlar da mesela şimdi bu ekip de belli ki kalıcı ve sert oyuncaklar oyunu. Öyle görünüyor. Yani Kulmur ve
diğer o Arap ülkelerinin patronları, gerek Şadvel, işte Şadvel'in sahibi öldü, Godolphin şu an tekrar Maktub ailesinin diğer mensupları devam ediyor. Birçok Avrupa'da Kuveyt, Katar, Katarlılar var. Tabii ciddi, ama bunlar ciddi. Da o üst ligde oynamaya adaylar belli yani. Oynayacağız hocam diye. Bence üst ligde ciddi mesaj verdiler yani. 11'de başladılardır. İşte başladılar ama ciddi yatırımla başladılar yani. Evet. Gerçekten öyle, müthiş. Yazın konuşacağız bence. Bu ekürüyü yazın konuşacağız gibime geliyor. Diyoruz ve efendim bir diğer haberimize geçiyoruz ki bu haberimiz tam bir fair play örneği olarak ekranlarınıza geliyor. Avustralya'da geçtiğimiz günlerde bir fair play örneği yaşandı. Michigan isimli safkanın üzerinde zor anlar yaşayan Georgina Cartwright'ın bu durumunu gören Cracking Thunder'ın jockey'i Kyle Wilson Taylor kendisinin eğrini düzeltmesine yardım ederek koşu içerisinde devrilmesini engelledi. Koşu sonrası bu durumu binici sağlığı her şeyden önce gelir şeklinde nitelendiren Wilson Taylor'ın bu hareketi Komiserler Kurulu tarafından da anlayışla karşılanmış olup izleyenlerden takdir topladı. Değerli yarışseverler, gerçekten çok güzel bir görüntüydü değil mi? Gökhan, senin başına böyle bir şey geldi. Bunu almamın sebebi de sana bu soruyu soracaktım. Yok. Hani benzer bir şey yaşadın mı böyle? Zamağımız çıktı tabii. Zamağımız çıktı ama hani bu kadar zorluk yaşamadık ya da yardım almadık. Zamağımız çıktı. Çünkü start çıkışı bazen atlar gerçekten çok... Ani çıkış oluyor. Ani çıkış ve zıplayarak hareket ediyorlar. Geçmişteki atların birçoğu inanılmaz dönüyordu, inanılmaz böyle sağa sola kaçıyorlardı. Şimdi burada koşu şansı da eklemek istiyorum. Sonuçta bu yarışlar zor yarışlar. İkisi de öndeki grubun arkasında boşluktalar. Evet. Ama hanımefendi jockey inanılmaz bir sakinlikle, profesyonellikle bakar mısın? Yani bildiğin öyle yardım etmiyor. Evet. Yani bir şey yapmıyor. Bildiğin tutuyor ve devam ediyor ve onun oradaki problemi çözdükten sonra bırakıyor yani. İnanılmaz derecede bir katkı sağlıyor. Hanımefendi jockey mi yardımcı oldu? Evet. Evet. Yani yardımcı olduğu da hanımefendi. Evet. Yani kadın kadına yardımcı oluyor tabii. Ben iki tane fotoğrafı görünce diğer yönde zannettim. Sonuç itibariyle burada işte insan sağlığı, koşunun sağlıklı cereyan etmesi de dile getirilmiş. Komiserler Kurulu ile ilgili haber verirken yarışı normal serinde koşturup bitirelim mi? Biz Gökhan yine şeye devam edebiliriz. Yani fair play ödülüne aday olması çok normal. Hı hı. Koşu içerisinde bu ve benzeri durumlar. Arkadaşının canının tehlikesi olabilir. Kesinlikle. Evet, zaten her zaman çok böyle bir durum yok. Yani çok olası bir durum değil. Ama böylesi bir olası durumu çok sakinlikle, profesyonelce ve o problemi çözmeyene kadar bırakmıyor yani. Evet. Bırakmıyor. Çok güzel, bak görüyor musun? Bak ayağı zaması dışarıda çıkmış. Çeviremiyor zamayı. Şimdi, ayağınızı çekiyor ama zamayı çeviremiyor. Burada çok detaya da bakmak lazım. Bazen biliyorsunuz ki zama demirleri böyle çelik ve alüminyumdur. Bazen o hani böyle çember geliyor altta jockey'in bastığı yer. Evet. O çat diye atabiliyor böyle bir anda. Öyle bir durum da olmuş olabilir. Hmm. Belki zamağı kaşına takmak isteyebilir. Tam detayı bilemiyorum. Hmm. Zorlanıyor. Ya da diğer yönünde artık çok kısa bindikleri için de yine de kontrolü kaybetmiş. Zamağa takmasını yardımcı oluyor. Ama sonuçta bence tabii çok riskli bir durum değil mi? Orada zamanın bir şekilde ayağının çıkması ve tekrar takmak son derece zor. Zor ama orada tabii ki bunun devamında eğer de kayabilir. Tabii. At buna müsaade etmeyebilir. Atların arasında ortasında olabilirsin. Öndeki ata takabilirsin. Düşebilirsin. Başka sen düştüp şöyle bir durum var. Zaten o ayağı zamandan çıkıyor. At birkaç defa tökezliyor. Tökezliyor. Mesela şöyle bir durum var Sadık. Sen böyle bir durum yaşıyorsun. Düşüyorsun. Hafif atlatıyorsun. Senden dolayı başkası düşüyor. Daha bir yerleri kırılıyor yaşıyor. Allah korusun, çok daha olumsuz Allah şeyler korusun, olabiliyor. Yani doğru. Sadece kendine alakalı bir durum söz konusu değil. Mesela dördüncü gidiyor olabilirlerdi bu yarışta. Üç gidiyor olabilirlerdi. Eyvah. Şu bariyer dibindeki fuşa rengili format olabilirdi. Tabii. Yani. Ama yani ayak zamadan çıktığında atın üstünde durmak da değil mi çok zorlaşıyor? Şimdi tabii zorlaşıyor. O ikisini birden çıkarsa belki oturarak hamle yapabilir. Bu sefer eğer de kayabiliyor. Ha. Kontrolsüz yakalanmış. At da zaten buna çok müsait değil. Bak bir geri alalım. At iki kere boşluğa basar gibi hareket ediyor. Tabii. Boşluğa basar gibi hareket ediyor. Evet. Sıkıntılı, zor bir durumu kurtarmış.
O hemen hemen çıkmış. Orada görmemiştim ben. 12 numaralı Safkan start çıkışı itibariyle o sorunu yaşamaya neredeyse başlıyor. O takamamış. Boşlukta kalmış. Evet hocam. At ani çıkış yapınca belki de hazır değildi startın içinde. Verildiğinde de yapacağı bir şey kalmadı. Ya bir de tabii ki herkes ani refleks olmayabiliyor. Yani tabii o ki. Hani çok kolay evet. değil yani. Çok kolay değil. Hocam çok güzel görüntüler gerçekten ve tabii son derece güncel bir haber değil mi? Bu evet, hafta tabii. Olan bir olay. Tabii. Geçtiğimiz hafta olan bir, birkaç gün önce olan bir olay. Şimdi şöyle bir şey. Bak ne kadar güzel kareler değil mi? Zaman zaman da ne yapıyoruz? Yarış bitiyor, el ele tokalaşıyorlar, el kaldırıyorlar, birbirine sarılıyorlar. Bunlar güzel kareler. Böyle olmalı ya. Bu nihayet bir yarış ya. Hayatının sonu değil ki. Öyle tabii. Yani bu jockey diyelim ki burada es geçti. Yani evet, görmedi, duymadı. Ya yani o jockey gel benim ayağımı tak demedi herhalde ona. Doğru. Yok, yok. Yani gitti ona yardımcı olma yanına gitti. Direkten ayrıldı ama ve ortaya geldi. Burada küçük bir detay da komiserler kurulunun bu konuyu anlayışla karşılaması tabii diye. Ki. Sonuç itibariyle diyebilir tamam böyle yaptın ama tabii. sen de yarıştan koptun diyebilir. Anlayışla tabii. karşılıyor. Yarışseverler alkışlıyor. Çok, çok doğru. Evet burada şimdi 12 numaralı Safkan. Evet burada bir tökezliyor ondan sonra çıkıyor hocam. Şimdi daha net gördüm. Şimdi tabii ki biraz da ayrımcılık da yapmak istemiyoruz. Hanım jokerler tabii bir an belki boşlukta kalabiliyor. Amatörce binebiliyor. Bunlar az sayıda yarış biliyor. Belki çok şans bulmuyor. Ama Holy Dolly'yi hani, de anlatıyoruz yani. Bir de şöyle bir şey. Zaman zaman da en iyi jokerin de başına gelebiliyor. Tabii tabii. Şey. Hani geçen sene bir yarış gösterdim hatırlıyor musun Sadık? Hangisiydi hocam? Ayakları zamanda değildi 100 metre geri kalmıştı yarışta. Tabii. Evet. O şekilde de geldik. Mesela bir detay daha anlatayım. At yan çıkarken çat diye o zama demir, alüminyum zama demiri vurur starta kırar. Çarpıyor. Sırtlarda çaptan çat diye atabilir yani. Sonuçta onlar birbirini biliyorsun. Hafif alaşımla tutuyor. Tabii. Hafif malzemeler. Mecbur hafif olmalı yani. Tabii. İşte bundan dolayı da gerçek bir fair play'e aday bir kesinlikle. Olay. Kazanç olarak gördüğüm eğer yanlış değilse $775 kazancı olan bir hanımefendiymiş. Bu Georgina Cartwright hocam. Evet. Yani çok tecrübesiz bir... İsim şimdi olay, olayın zaten detayları önemli. Kazanıp kaybetmekten öte yapılan davranışın duygusal yanı güzel yani. Arkadaşınız orada zor pozisyonda kurtarmak. Şimdi o kazancı söyledim. Dolayısıyla tecrübesiz. O tecrübesi olduğu için de bir anda heyecanı toparlamıyor. Yani. O tecrübe öylese akşamla sabah olmuyor. İşte bir pratik yaptıkça yaşadıkça. Kilometreli oluyor. Yani, aynen öyle. Diyoruz ve biz de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz bu vesileyle. Suat Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi hocam ağzınıza sağlık değerli katkılar için. Ben teşekkür ederim. Ekran başında bizi seyreden tüm yarışseverlerimize ve atçı dostlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Gökhan çok teşekkürler her zamanki değerli katkılar için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli akıcı bir program oldu. Yine çok ciddi katkılar vardı sağ olsunlar. Biz yorum yaparken hep destek geliyor. Bizi bu saate kadar bekleyip izleyip destek veren herkese ve aynı zamanda çok ciddi bir ekibimiz var. Ben her hafta dile getiriyorum stüdyodan, rejiden, tüm gün TCGAT TV'de bu programı yapmak için çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Hepsinin eline, emeğine sağlık diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler sevgili Gökhan. Efendim sizlere de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte Perşembe akşamı 22.00'da TCK TV ve Tay TV ekranlarında formatla olan randevunuza kadar hepinize keyifli hafta, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.